Zengin Kız Fakir Oğlan 121. Bölüm. Kırmızı Çember içerisindeki Made in Turkey yazısı uzay boşluğunda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin Kız Fakir Oğlan yazılı düğün davetiyesinin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstündağ, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözlü Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal Joe Çavucoğlu, Badire Zerine Pikmen, Mahmut Ferda Akarnur, Fatma Günnihal Demir, Müdür Lütfü Doğan Tank, Erdem Ertangül, Tuğba Tuğba Yılmaz, Şevval Oya İnci, Timuçin Yıldırım Öcek, Mehmet Tunahan Büyük Ercan, Veysel Kıvanç Baran Arslan. (121. Bölüm. Gündüz vakti. Yeşillik bir parkın içinde yürüme yolu. Serpil ile Kemal yolun sağ ve solundan yürüyüp birbirlerine ellerini uzattılar. Serpil hamile karnı burnunda. Onlar el ele yürürlerken kenardan havaya zıplayıp bacaklarını balerin gibi açan genç bir erkek karnındaki yastığı aldı. Bir başkası kucağına kundakta bir çocuk verdi. Diğeri koşup bebeği gülerek aldı. Bu defa kenardan 12-13 yaşlarında üzerinde okul önlüğü olan bir kız çocuğu geldi. İkilinin arasına girip ellerinden tuttu. Sonra o da gitti. Üzerinde üniversite mezuniyet cübbesi, başında kepi, elinde diplomasıyla yetişkin bir kız geldi. İkilinin arasında diplomasını sallayıp gülümseyerek yürüdü. Kemal ile Serpil bireysel dans ediyorlar. Derken kenardan Biricik, Nurhan ve Sarp geldiler. Biricik Kemal'in arka solunda, Nurhan Serpil'in arka sağında dururken Sarp en arkada, ikilinin ortasında kalacak şekilde durdu. Kimse birbirini kapatmıyor. Müziğe uygun ritmik adımlar atıp el çırpıyorlar. Sarp Kemal ile Serpil'in arasından çıkıp öne geçerken de ritmik adımlarını bırakmadı. Ellerini öne doğru sallıyor. Bu sırada Şükrü ile Meryem geldiler. Sarp'ın en başı çektiği sırada sağından ve solundan açılan ucu açık bir üçgen yaptılar. Hepsi aynı hareketleri yapıyor. Timuçin, Şevval, Mahmut, Badire, Mehmet ve Veysel eklenirken ekip de arkaya doğru ilerleyen tek bir sıra oldu. En önde Serpil. Gülümseyip öne doğru ritmik adımlarla salınarak yürüyorlar. Serpil sağ kolunu açıp sağ tarafa, Kemal sol kolunu açıp sol tarafa geçerken diğerleri de onları takip etti, açıldılar. Profesyonel dansçılar geldi, aralarına katılıp ortamı daha da neşelendirdiler. Hareketleri daha keskin, daha akrobatik. Bacaklarını havaya kaldırıyor, oldukları yerde zıplayıp dönüyor. Hepsi serbest sokak kıyafeti giymiş. Bu sırada aile ve yakınları arkalarında durmuş el çırpıyorlar. Sarp ortalıklarda yok. Dansçılar aralıklı durmuşlar. Bir sağ bacaklarını yana açıyorlar, bir sol bacaklarını. Bacakları kalkarken iki kolları da yana açılıyor. Bu şekilde öne doğru ilerlemeyi sürdürdüler. Kendi çevrelerinde döndüler. Ritimle el çırpıp yan dönüyor. Kollarını gene öne arkaya açıp kapatıyorlar. Dansçılar koşarak ailenin arkasına geçtiler. Gündüz rüya görüyorum galiba. Rüya mıya değil, gerçek. Delirmişler bence. Gündüz oyun oynuyorlar sokakta. Hint filmi oldu bu ya. Serpil Hanım değil mi o? Evet evet o. Bu defa aile önde, dansçılar arkalarında. Bir sağ bir sol bacaklarına yük verip sağ sola oldukları yerde adım atar gibi salınırken bu sırada ellerini önlerinde birbiri çevresinde sanki çile sarar gibi hızlıca çeviriyorlar. Gündüz vakti Boğaz. İki gün önce yazdı. Bankada pembe önlüklü, başında bere olan bir kadın elinde uzun bir sopanın ucuna takılmış paspasla yerleri siliyor. Abiciğim. Geçen gün Tuğba ile elektronik marketine gittik. Acayip bir indirim vardı. Mutlaka gidip görmen lazım. Belki bir şeyler alırsın. Şimdi arkadaşlar, bu teknoloji marketleri büyükler için şekerci dükkanı gibi. İnsan girdi mi çıkamıyor. Yani zaten öyle oldu Nurhan. Bir girdik, o kadar çok şey aldık ki. Yani 3 ay boyunca orası için çalışacağız. Ama abicim, alınmayacak gibi de değil ki. Fiyatlar acayip uygun. Ya arkadaşlar, teknoloji o kadar tuhaf bir şeydir ki. Misal, atıyorum. 10 liraya aldığın bir ürünü, çok değil ha, bir sene sonra 2 liraya alabiliyorsun. Neymiş efendim? Teknoloji geçmiş. Ya arkadaş, ihtiyacın varsa, işini görüyorsa eski yeni ne fark eder? Ama abicim, sen onu bizim Tuğba'ya anlatacaksın. Akıllı telefonun yeni modeli çıktı mı hemen alması lazım. Yoksa kafayı yiyor. Öyledir, öyledir abicim. İnsanlar her şeyin en son modelini almak için kendini öyle bir kaptırıyor ki.
Teknoloji insanlara hizmet edecekken insanlar teknolojinin hizmetkarı oluyor. Bu sefer o ürünü alabilmek için gece gündüz çalışıp para biriktiriyor. Aynen öyle abiciğim. Ya alıp bitse neyse, 6 ay sonra şak diye yeni modeli çıkıyor. Hayda, yine kendini varlıklı hissedemiyorsun. Bu sefer de o modeli alabilmek için köle gibi çalışmaya başlıyorsun. Ya bu kısır döngü bana bu hani halka içinde koşturup duran hamsterlar var ya, onları hatırlatıyor. Dön dolaş aynı yerdesin, hiç mutlu olamıyorsun. Yalnız mutlu olan birileri var. Kim onlar biliyor musunuz? O telefonu yapıp satanlar. İşte onlar mutlu oluyor. Nurhan'cığım sen böyle söylüyorsun ama bence çıkınca sen de bir uğra böyle bir teknolojik markete, göreceksin yani. Her şey o kadar indirimli ve ucuz ki hani almadan geçemezsin. Mutlaka alırsın bence. Ve böyle konuştuğuna da pişman olursun. Tamam Tuğba'cığım, iş çıkışı giderim. Ama ihtiyacım varsa alırım. Yoksa almak için almam. Benden sana izin Nurhan. Benden sana izin. Dah, iş çıkışını falan bekleme. Git. Dolaş. Yes. Tabii ödüm patlamazsa ve bilmeceye cevap verirsem. Nurhancığım dediğim gibi git gez dolaş, dolaşırken de bilmeceyi çözersin. Müdürüm siz şu bilmeceyi sorun, siz de rahat edin ben de rahat edeyim. İyi dinle Nurhancığım, zamanın hep ileriye doğru aktığı düşünülürse, dün yarın olsaydı bugün perşembe olurdu dersem, bu bilmeceyi ben sana ne zaman sormuş olurum? Ne diyorsunuz siz ya, hiçbir şey anlamadım, ne bu ya? Şöyle Nurhancığım, dün yarın olsaydı bugün perşembe olurdu dersem, bilmeceyi ben sana ne zaman sormuş olurum? Dün yarın olsaydı bugün perşembe olurdu diye sorsam, ben bu bilmeceyi hangi gün sormuş olurum? Doğru mu anladım? Evet, aynen öyle Nurhancığım. Düşün, bul ve bilmeceyi çöz. Bilmece sorarken sol gözü seyirip kısılıyor. Nurhan omzuna vurup alt kata indi. Dün yarın olsaydı bugün perşembe olurdu dersem, bu bilmeceyi hangi gün sormuş olurdum? Buyur. Daha mesaiye başlamadan bilmece mesaisi başladı. Çalış, çalışabilirsen artık. Boğaz'da ardında martılarla büyük bir balıkçı teknesi. Villanın bahçesi. Merhabalar herkese. Oh, hoş geldin uşağım. Nurhan'cığım nedir o kutular? Serpil Anneciğim sürpriz. Bir 20 dakika sonra televizyonlu odaya gelince görürsünüz. Dur hayatım ben de geliyorum. Olmaz bir tanem. Sürpriz dedim ama. Bakın ben çağırmadan gelen olursa sürpriz bozulur. Müsaadenizle. Heyecanla koşturdu. Allah Allah. Nedir acaba sürprizi? İnşallah Nurhan'ın her zamanki sürprizlerinden değildir. Ya aşk olsun babacığım ya. Ya adam bize sürpriz yapmaya çalışıyor, sen onunla dalga geçiyorsun. Negatif şekerim, negatif. Yani ben bu adama bir kere pozitif olmayı, akışına bırakmayı öğretemedim. Allah Allah. Adamın başına girmeyen kalmadı. Ben söyleyince mi kabahat oldu? Vallahi babacığım, annem yerden göğe kadar haklı, negatifsin. Acaba ne var o kutuların içinde? İnşallah pozitif bir şeydir. Serpil bak işte diye Kemal'i gösterdi. Kemal ağzını yamulttu, göz süzüyor. El yazısıyla doğum gününe 2 gün var yazılmış bir karton. Karton sopanın ucuna takılı. Doğum gününe 2 gün var. Doğum gününe 2 gün var. Şükrü elinde tuttuğu pankartı sallayıp Sarp'ın arabasını bekliyor. Lüks, koyu renk sedan araç bahçeye girdi. Nurhan'ın kırmızı külüstür eski minicik aracının yanına park etti. Doğum gününe 2 gün var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baş işlerin efendisi. Bu ne Şükrü? Aklı sıra benden doğum günü hediyesi mi koparacaksın? Aşk olsun Zarp. Ben doğum günümü bilmiyor musun? Nereden bileyim Şükrü? Ayrıca bana ne senin doğum gününden? Bu kabalığınızı görmezden geleceğim. Ama ben sizin yükselen burcunuza kadar her şeyi biliyorum. Yükselen burcum o mu? Benim yükselen burcumu mu nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum ya. Biliyorum efendim. Familyanıza sordum. Anneniz söyledi. Doğum saatini bana söyledi. Ben de gittim hesaplattım. Allah Allah. Neymiş benim yükselen burcum? Be. Kurban bayramı. Be. Hastalanmış koyun burcu. Ne diyorsun ya Şükrü? Oğlan, oğlan. Senin baksana esas burcunda akrep. Akrebin sesi yok, onu taklit edemiyorum. Vay be. Hayır ben burcumu biliyordum ama yükselenimi bilmiyordum ya. İyi de sana ne benim yükselenimden, burcumdan ya Şükrü?
Olur mu efendim? Dedi mi sana ne? Benim için çok önemli. Ben senin günlük burç yorumlarına göre hareket ediyorum. Mesela bakıyorum o hafta ya da o gün eğer burcumun yorumu kötüyse yanına hiç yanaşmıyorum. Seni serbest bırakıyorum. Hadi ya. Tabii. Bakıyorum ki burcunuzla ilgili yorumlar güzel şeyler söylüyor. Hemen yoluyorum seni. Hemen yoluyorum seni. İyiymiş ama çünkü. Ne anlatıyorsun Şükrü? Aha. Sinirlendirme beni. Vallahi buna böyle aklına bir tane aparkat çakarım. Uzaya yıldızların arasına gidersin. Oradan benim yıldız falıma bakarsın ha. Şaka yapmadın. Bize falan alınacağım ha. Geç Şükrü. Geç. Neymiş bu pankart onu söyle. Aha. Vallahi sen bugün devamlı şaka yapıyorsun. Şaka üstüne şaka yapıyorsun ya. Yani arpa hasadına girmeden bunu söyler miyim? Arpaya gireyim. Arpa mı? Ha? Allah Allah. Şuraya bir pankart asın diye, doğum gününe iki gün var yazdın diye benden bahşiş alacağını mı zannediyorsun? Avcunu yalarsa Şükrü, avcunu. Zer! Zer! Zerciğim! Bak, kendin kaybedersin. Döndüğünde zamlı olur tarifi ha. Doğum önüne iki gün var. Nurhan eve bir ses sistemi kurmuş, elinde mikrofon. Sistemin düğmelerini çevirip ses ayarlarını yaptı. Mikrofona vurdu. Se, 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 bir, iki deneme, son, iki, üç, dört, se, deneme, bir, iki, bir, iki, mikrofon bir, kablosuz, iki, telsiz bir, mikrofon. Iki, üç, deneme, deneme, tamam. Efendim, çok kıymetli sevgili eşim ve onun çok saygıdeğer anne ve babasını televizyonlu odaya teşrifiniz bekleniyor efendim, buyursunlar. Buyurun efendim. Ya bu Nurhan'ın sesi ya, bizi çağırıyor. Ayol nereden geliyor sesi? Bir çok güçlü, garip bir ses. Sanki mikrofondan bize anons ediyor. Bu uşak gene bir haltlar karıştırıyor. Gelin bakalım. Ben akışına bıraktım artık kendimi. Sarp evin girişinde şık koltukların olduğu verandaya geldi. Hayret bir şeysin ya Şükrü. Oraya da öyle pankartı asmış, villada birinin doğum günü. He, onun kim olduğunu bana söyleyeceksin, sonra beni kaz gibi yolacaksın değil mi? Durgunlaştı, gülümseyen ifadesi silindi. Boynundaki deri kolyenin ucunda Audi araç logosuna benzeyen iç içe geçmiş halkalar. Hayır, acaba kimin doğum günü? Şimdi pot kırmayayım ya. Hay Allah, görüyor musun bak. Nurhan kesin şimdi hediyesini almıştır. Doğum günü kim ise ona o hediyeyi vermek için hazır bekliyordur ya. Ha bir pot kırarsam, bir yanlışlık yaparsam Nurhan yine bana gol atacak. Of, acaba kimin doğum günü ya? Acaba kimin doğum günü? Acaba Rüyam'ın mı? Babamın mı acaba? Ha? Serpil annemin olabilir mi ya? Bircim mi yoksa? Acaba Nurhan'ın mı? Bana ne ki Nurhan'dan? Durdu, ikilemde. Ağız burun bir taraflara kaymış. Aman! Sanki ilk defa mı bahşiş vereceğim ya? Battı Sarp, yan gider. Durma Sarp, koş Sarp. Koştu nitekim. Hayatım, karaoke makinesi mi aldın? Evet evet. Ya o teknoloji marketinde çok güzel bir indirim vardı. Kaçırmadım, aldım valla. Çok eğlenceli bir şey ama. Evet ya. Evet evet, gerçekten çok eğlenceli. Üniversitede bir gün arkadaşlarla yapmıştık, çok eğlenmiştik. Nurhan, nerede bu karaoke meselesi? Şimdi babacığım, bu makinenin içinde çeşitli şarkılar var, tamam mı? Ama sadece enstrümantal. Müzik çalıyor, şarkının sözleri alt yazı olarak yüklü. Ve şarkıyı söylemek istediğin sırada sözleri renk değiştiriyor ve böylece şarkı söylemen kolay oluyor. Yani bir çeşit kendin çal, kendin oyna he? Aynen öyle baba. Daha önceden biliyordum ama hiç bugüne kadar yapmadım. Şimdi istediğiniz kadar yapabilirsiniz işte. Nurhan, hadi bakalım. Söyle bir şey de dinleyelim. He, vallahi mı? Ha. Hadi bakalım. Hadi bakayım o zaman. Bir saniye. Kenarda laptop açık. Başına geçti, şarkı seçiyor. Koşup ha. Ekranın sol yanına geçti. Ha. Aile ekranın karşısındaki koltuğa dizilmiş. Çok heyecanlıyım, bir dakika. Ada sahillerinde bekliyorum,
her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiyen başın için. Beni şad et şadiyen başın için. Sarp Şükrü'nün pankartını okuyor. Leş görmüş akbaba gibi sırıtma Şükrü. Gösterme o vampir dişlerini. Seni hangi keşiştemeden esen rüzgar buralara attı Zarpçığım? Uzatma Şükrü. Bu nedir ya? Bu nedir? Söyle kimin doğum günü? Sen de kurtul ben de kurtulayım. Efendim geçen sene bana söylediniz ya. Riyam Hanım'ın doğum gününe 2 gün kala bana haber verin dediniz ya. Siz söylediniz bana. Anam. 2 gün sonra Riyam'ın doğum günü mü? Hı? Bayılır gibi yere attı kendini. Duya. Anam. Anam. Şükrü. Şükrü. Dizlerimin bağı çözüldü Şükrü. Şükrü ne yapacağım ben? Şükrü. Şükrü. Doğum günü. Pankartı elini aldı sallıyor. Doğum günü. Şükrü. Şükrü. Senin ya. Dur. Baksana. Ben sen yerin için çalışıyorum, çabalıyorum. Sen tutuyorsun bana, kızıyorsun, bağırıyorsun, zilinleniyorsun Zarp ya. Haklısın Şükrü. Bu çok büyük bir haber Şükrü. Ben bu doğum gününü atlasaydım Rüyam beni mahvederdi. Kapının önüne koyardı kesin. Tabii ki büyük haber. Eğer bu haberi atlasaydın sen de köprüden atlamak zorunda kaldın. Peki bu büyük haber için bana neler vereceksin Zarp? Neler mi vereceğim? Babam gibi nasihat vereceğim Şükrü. Nasihat mı? Evet nasihat. Sen babamdan nasihat kabul etmiyor musun? Edeyim. Ne laflar çıkıyor adamdan ya. Söylediği her kelimeyi çerçeveletip duvara asmazsam şerefsizim ya. İşte benden sana nasihat Şükrü. Paranı peşin almadan asla haberlerini verme. Al bakayım. Pankartı verdi. Hadi bana eyvallah. Ne şimdi yani bu tavsiye mi? Evet Şükrü. Eğer bunu bilseydin şu anda bahşişin cebinde olacaktı. Ben bunu biliyorum zaten. Ben sadece sağ güvendim. Eski müşterimsin diye hani bana gazı katmazsın diye düşündüm. Öyle mi Şükrü? O zaman benden sana bedava bir nasihat da. Bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin Şükrü. Sarp merdivenlerden çıktı. Ne oldu Zarp? Beni yolduğunu mu zannediyorsun? Ama elime fırsat geçer geçmez. İkimizsin yolarım senden. Seni yolum yolum yolacağım. Sen öyle bir yolacağım ki epilasyon reklamlarında oynamak zorunda kalacağım. Pankarta baktı. Doğum günü 2 gün var. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Çocuğumun kafasında şey diyeyim. Pankartı kaldırdı, Sarp'ın arabasını indirecek gibi tuttu, sonra vazgeçip Nurhan'ın arabaya indirdi. Zaten neredeyse dağılacak arabanın kaportasına vurup sonra ayağıyla üzerine bastı. Sopasını çıkarıp kopardı. Karton kısmı kaportaya vurmaya devam etti. Her zaman sen uzakta ben müştak. Her telakkide bir hayalim ya. Bravo! Ya baksanıza bizim evde bir de solist varmış da haberimiz yokmuş ya. Allah bravo Nurhancığım. Resmen kendimi müziğin akışına bıraktım. Harika söyledin. Anneciğim zaten Nurhan çok güzel şarkı söyler. Bu nedir Allah aşkına böyle ya? Rica etsem şu kötü müziğin sesini kısar mısınız? Bu adam pop listesine nasıl girmiş anlamadım yani. Rüyam o adam zaten pop listelerine girmemiş. Giremez zaten Nurhancığım yani. Eğer öyle bir yarışmaya falan girmiş olsaydı kimse ona hayatta böyle koltuğunu döndürmezdi yani. Merak etme yarışmaya katılacak falan değil. İyi de televizyona çıkmış belki yarışmaya da katılır. Rüyam kızım o söyleyen adam kim biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Evladım o duyduğun Nurhancığımın sesiydi. Ah! Nurhoş! Sırtına şaplak. Sen popstar mı olmak istiyorsun? Hayır yani tabii popstarlar çok para kazanıyor. Özenmiş olabilirsin ama sen olsan bu yaştan sonra ton ton star olursun. Rüyam merak etme kimsenin popstar falan olduğu yok. Yani Nurhan karaoke makinesi almış. Ne? Karaoke makinesi mi? Bayılırım. Nerede? Nerede? Hadi bakalım sen de söyle bir tane. Süper. Söylerim tabii ki anneş kocam. Söyle bakayım. Hangi pop listelerinden söyleyeyim? England, America and Turkey,
Kızım bırak o ecnebi mecnebi şarkıcılarını da sen bize bizim türkülerden bir şey söyle. Ha, şimdi babişkocuğum bakayım ellerde neler var. Şu mikrofonu da vereyim mi sana? Meryem mutfakta mercimek kavanozunu masaya koydu. Başına oyalı bir tülben sarıp kulaklarının arkasına dolanmış. Boynu açıkta Şükrü tezgaha yaslanmış. Yan yan bakıyor. Ne oldu Şükrü Efendi? Karadeniz'de bahşiş gemileriniz mi battı? Aynen öyle oldu Meryem. Zarp bu sefer bahşiş yerine nasihat verdi. Benim fena yoldu biliyor musun? E çok normal ya. Artık adam da yoluna yolmayı öğrendi yani. Ama elime düşmesin. Mahvedeceğim. Anasından doğduğuna pişman edeceğim onu. Enişte. Ay. Bahçede bir tane hanım seni soruyor. Hanım mı? Ne hanımı ya? Kimmiş ki o hanım? Kim alacak ya? Cinyer'in keman öğretmeni. Cinyer'in keman öğretmeni var da benim neden haberim yok acaba Şükrü Efendi? Hı? Ya Meryem, oğlumuzun aktörlük kariyeri için bu gerekli. Yarın öbür gün başrol oynayacak bu çocuk ya. Hmm. Başrol. Karnabahar yediğinde süper çocuk olan çocuğun karnabahar yemediğindeki anormal halini oynuyor. Ne zamandır karavan şoförleri patronuyla böyle konuşuyor? Bak bir daha böyle konuşursam var ya seni fırlatır atarım. Kendi başına kalırsın, işsiz kalırsın, açlığından ölürsün, giberirsin. Bundan sonra bir şeyler konuşma, tamam mı? Çekil sen! Tamam. Çekil! Tamam. Çekil! Tamam Şükrü. Gitti Şükrü. Ya abla hareketleri, tavırları görüyorum değil mi? Hep böyle, hep beni böyle rencide... Tamam, dur dur sen şimdi dur. Anladım ben de bu bahsettiğim hoca hanım falan neymiş o? Nasıl bir kadınmış o? Öyle bak, anlat bakayım bana. He. Yani... Tam bir keman hocası abla. Kaşları keman yayı gibi. Gözleri keman gözler. Boyuysa upuzun tam keman yayı gibi. Yani uzaktan bakınca tam bir keman hocası. Hmm, tamam o zaman ben gideyim de bir bakayım nasılmış böyle keman hocalığı falan. Çeksin şunu çekil. Keman gör nasıl bir keman kadını. Tam bir keman kadını. Eli göbek üstünde bağlı, dudakları kapalı, kıs gülüyor. Masa sandalyesine oturdu. Enişte, belki hakkından ben gelemeyeceğim. Ama hiç merak etme. Ablam dibine kadar hakkından gelir senin. İnim inim illesem, acı çeksem de olur. Benim için fark etmez. Sen mutlu ol ne olur. İnim inim inlesem, acı çeksem de olur. Benim için fark etmez. Sen mutlu ol ne olur. Bravo. Rüyam eğilip selamladı. Ya aşkım ne kadar güzel söyledin sen ya. Çok teşekkür ederim aşkım, çok mersin. Gel yanıma ya. Aa, muhteşem. Ay çok eğlenceli bir şeymiş bu karaoke. Herkesi çağıralım akşam, eğlenelim, söyleyelim böyle ha? Hatta ne diyorum ya? Yarışma yapalım mı ya? Ne? Yarışma mı? Vallahi yarışmaya bayılırım baba. Hakikaten inanmıyorum Nurhan ya. Abi yarışma lafını duyunca atar damar görmüş vampir gibi oluyorsun ha. Neyse babacığım, nasıl bir yarışma bu peki bahsettiğin? Ya var ya hani böyle şeyde televizyonda gördünüz ya hani böyle oturuyorlar koltuklara da arkada geliyor yarışmacılar söylüyor. Beğenemeyip basay dönüyor koltukla beraber hani hatırladın mı? Harika bir fikir babacığım. Ay ne gerek var öyle yarışmaya falan? Ya Serpil maksat yarışma değil eğlenecek de. Ama babuşkucuğum sadece eğlenceyle olmaz. Madem yarışacağız bir ödül olması lazım. O zaman tadı çıkar yarışmanın. Doğru değil uşak şimdi bir ödül koymak lazım. O zaman şöyle yaparız. Birinci gelene benden 5.000 lira. He? Aa 5.000 ne babuşkucuğum çok az ya. Ne diyorsun sen ya? 5.000 çok fazla baba. Ya Nurhancığım 100 liranın üzerindeki her meblağ senin için fazla zaten. Canım önemli olan birlikte olmak zaten.
Tamam, o zaman ben Badire annemlere haber vereyim, tamam? Sarpişkom, sen de Anişkon'la Babişkon'u çağır, onlar da gelsinler. Yok yok hayatım, gerek yok. Onların gelmesine gerek yok. Neden Serpçim? Neden gerek yok? Yani onların klasına uymuyor mu bu yarışma? Yok hayatım, ne alakası var ya? Ben onlar beceremez. Yani onların sesi de çok kötüdür. O anlamda söyledim. Canım, önemli olan birlikte olmak işte. Hadi bakalım. Akşam yarışma için hazırlanın hadi. Nurhan ellerini birbirine sürttü hevesle. Nedir ya? Sana da yakıştı ha. Gerçekten. Popstar edasıyla işaret parmağını seyircilerinde gezdirdi. Kollarını bacaklarını iki yana açıp rol kesti. Müştemilatın oturma odası, pembe perdeler, kenarda bir akvaryum, tüplü televizyon, çiçek desenli örtüler serilmiş koltuklar. Buyurun, buyurun. Şelalemiz size. Teşekkürler. Hoş geldiniz Suha Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz mi keman dersi almak istiyorsunuz? Yok, ben menajeriyim. Görüşmeden sonra starla sizi karşılaştıracağım, konuşturacağım. Keman dersi almak isteyen kişi bir oyuncu mu? Hem de büyük bir stardır. Kendisi biraz böyle vitaminsiz bir star gibi görünür ama çok büyük stardır. Efendim ben oyunculuğu komple bir disiplin olarak görürüm. Nasıl yani? Şöyle mesela oyuncu dediğiniz, ne bileyim böyle bir enstrüman çalabilmeli, şan dersi alıp şarkı, türkü söylemeli. Yani komple olmalı. Anlıyorum. Efendim daha önce Berlin Filarmoni ya da Viyana Filarmoni'de bir çalışmışlığımız söz konusu mu? Öyle bir tecrübem yok. Konservatuvardan keman bölümünden mezunum. Arkadaşlarımla kurduğumuz bir trio var, orada çalıyorum. Trio? Ne o? Arkadaşlarımla bir oda orkestrası kurduk. Olsun, olsun. Canınız sıkma. Bugün küçük bir odayla başlarsınız. Yarın holdü, mutfaktı, bir salona falan gideceksiniz. Canınız sıkma. Teşekkür ederim. Ben hazırlanayım o zaman. Peki tabii. Yardım edebileceğim bir şey var. Teşekkürler yok. 20'lerinin sonlarında esmer uzun boylu kıvırcık uzun saçları, kalın kaşları var. Trenç kotunu çıkardı, altında mini bir elbise. Döndü, kemanını kutusundan çıkarıyor. Bu sırada Meryem de girdi odaya. Gözleri kadının minisinde. Şşt gel. Enseye şaplak. Hoş geldin Meryem Hanım. Hanım. Kim bu hanım? Su gülümsedi. Suhan, Meryem. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tokalaştılar. Kendisi Cingir'in keman öğretmeni. Öyle mi? Veysel'in anlattığı kadar varmışsınız maşallah. Meryem. Kadına amma sizsin valla. Su arıtma cihazından daha çok süzdün kadını ya. Yapma bakayım, ne yapayım? Ne oluyor? Bir şey yaptı yani. Ne oluyor? Elini belinde Şükrü'ye kafa sağladı. Suya bakıp yapmacıktan gülümsedi. Su kemanı omzuna yerleştirdi. Ufak ufak alkışa başladı. Meryem'den enseye bir şaplak daha. Meryem iri yarı ve uzun boylu. Şükrü onun yanında bir gıdım boyuyla ufacık. Tamam çocuğum, tamam. Biricik'in selamları var. Biricik mi? Hayırdır, niye aradı ya? Bir şey mi olmuş? Akşam evde ya karaoke gibi bir parti vereceklermiş de biz de bekliyorlar. Ne? Ya ben ne bileyim, anlamadım ama dedim, tamam dedim, kapattım telefonu. Anlamını bilmediğin şeye niye evet diyorsun ya? Neymiş karaoke, aroke? Ne o? Nedir biliyor musunuz? Bence kesin yeni bir barbekü partisidir. Ya kadın gözünü yumuyor barbekü. Gözünü açıyor barbekü. Ya Fatma Hanım ne alakası var barbeküyle ya? Ya ne olduğunu bilmeden oraya gitmeyelim. Karaoke midir nedir onun anlamını öğrenelim öyle gidelim. Mahcup olmasın bizim oğlan. Ha, iyi ki söyledin. Tabii mahcup etmeyelim de bunun anlamını nereden öğreneceğiz, nasıl öğreneceğiz? Merak etmeyin, ben size yardımcı olurum. Bu arama motorları var ya, orayı sorarız. Orası hemen bizi gösterir şakkıdık. Evet ya evet, internetten öğreniriz işte. Dur dur. Benim akıllı tabletim var burada. Şimdi onu yazdık mı o hemen gösterir. Ya şu akıllı tabletteki akıl biraz da sende olsa. Vallahi biz ne rahat edeceğiz biliyor musun? Mahmut Bey, Mahmut Bey, Mahmut Bey. Bana bak bakayım. Çok nankör bir adamsın. Senden hiçbir yer anılmıyor ya. Allah Allah. Hiçbir şey öğrenmeden oraya gitsen mahcup olsan daha mı iyi olacaktı? Yazıklar olsun sana ya. Allah.
Ya tamam tamam, öyle laf yarıştırmayın. Hadi ara bakalım neymiş anlamı. Ne demişsin kanka? Ya kara koy gibi bir şey dedi yani, bilmiyorum ben de tamam unuttum yani. Bana bak, oraya yanlış bir şey yazıp da bizi yanlış yönlendirme ha. Ne olduğunu iyi öğren. Merak etme, o kadar aptal değiliz herhalde. Sen oraya yanlış yazsan bile o karşıdan görüp hemen düzeltiyor. Hemen düzeltiyor. Neydi o? Kara Kore miydi? Ha, kara yazayım bakayım. Kara Kore. Ha işte bak doğru değilmiş. Kara okeymiş doğrusu. Hemen düzeltti bak, gördün mü? Ah. Şu akıllı makine bir de seni düzeltse biz de rahat edeceğiz vallahi. Fatma şişip sanki yumruk sallayacak gibi hafifçe açıldı. Ters ters bakıp sindi. Fatma Hanım. Yanına yürüdü. Neymiş bu karaoke? Çok kolaymış be kankacığım. Bildiğin şarkı söyleme makinesiymiş işte. İşte efendim geleceğin makvali kulkini. Hadi oğlum bir bağır bayım. Ya dur. Şükrü, ya ne bağırtırıyorsun çocuğu? Dışarıdaki insanlar bir şey oluyor, bir şey var zannedecekler ya. Ya bu çocuk bu bağırmayla 300-500 bin dolar kazandı ya. Sen ne diyorsun? Bırak bağırsın bu çocuk da ya. Efendim geleceğin starı Cinyer'le tanıştırayım sizi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Elini bir centilmen gibi öptü. Kemanın var mı? Yok ama sizin için bir çeşit alırım. Sen ne kadar esprili bir çocuksun. Pet çocuk sayılmam. Tam 10 yaşındayım. İki basamaklı sayılara geldim. Hadi uçtan da kuzan. İkisi de iki basamaklı sayı. Seni çok sevdim. Seninle çok iyi anlaşacağız. Bence de. Eridi gitti. Evet benim. Cinyere ne kadarlık bir keman alalım? Kemanların fiyat aralığı bayağı değişiktir. Ama iyisi olsun ya. Ben oğluma iyisini alırım. Bana en pahalısını, markasını söyleyeyim. Ben gideyim onu alayım efendim. 2-3 milyon dolara kadar Stradivarius keman bulabilirsiniz. Şükrü Meryem'in üstüne yığıldı. Ne diyorsunuz siz ya? Evet. Ne oldu Şükrü Efendi? Çok bilmiş. Alacak mı şimdi o Şızırlara bir Stradivarius falanmış? 2 milyon dolarmış, 3 milyon dolarmış. Al bakalım. Soğanım, sizin keman da öyleyse maazallah başınıza bir iş açarsınız. Yalnız gezmeyin, korumalarla falan dolaşın efendim vallahi. Yok, benim o kadar pahalı bir keman değil. Ama isterseniz 400-500 liraya kadar da başlangıç için bir keman işimizi görür. Hay gözü gözü seveyim. Valla yüreğime su serptik sualım. Hadi bakalım. Madem öyle, Cinyer'le öğretmeni baş başa bırakalım da ders yapsınlar, değil mi? Niye Meryem? Çocuğumuz keman dersi görüyor. Biz de izleyelim, biz de bağım görelim. Şükrü, çık dışarı. Tamam. Efendim biz çıkıyoruz, sonra yine geliriz. Siz derse başlayın. Görüşmek üzere. Yürü. Sağ olun. Yürü. Yürü. Yürü dedim. Başlayalım mı? Bana mı dediniz? Pardon, dalıp gitmişim. Peki, başlayalım o zaman. Şimdi sana ilk önce kemanın nasıl tutulacağını göstereceğim. Önlerinde ayaklı bir nota sehpası. İkisi de ayaktalar. Nurhan'la Biricik nerede Kemal? İçeride. Akşamki yarışma için parça seçilir. Nurhan iyice yarışma havasına girdi demek. Hakikaten ya. Hayır nedir bu yani? Hani altı üstü aile arasında eğleneceğiz. Sanki Eurovision yarışmasına katılıyor ya. Nurhan Eurovision'a girse eski günlere geri döneriz. Turkey, zero point. Hakikaten ya. Eurovision da eski tadı kalmadı. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Oldu böyle politik meseleler. Çok haklısın Kemal'im. Doğum günü kızı. İki gün sonra olacak olan o doğum günün için benden ne istiyorsun? Güzel bir yüzük mü yoksa bir gerdanlık mı ha? Ay, unutmadın demek. Unutur muyum hayatım ya? Hayatımın en önemli insanlığın doğum gününü unutacak kadar hafızamı kaybeder miyim ben rüyam? Hani mesela Nurhan gibi hafızamı kaybetsem bile senin doğum gününü unutamam ben. Sahi Kemal'im iki gün sonra doğum günü var rüyam. Bilirim de ya, ne istiyorsun diye sormayalım kızım. Zaten sen ne istiyorsan gidip alıyorsun maşallah yani. Olmaz babişkocuğum. Bu sefer öyle olmaz. Öyle bir alışverişle, böyle kıyafetle falan olmaz. Bana bu sefer çok özel hediyeler almanızı bekliyorum. Özel mi? Nasıl özel bir şey ya? Basbayağı özel bir şey Sarpişkom yani öyle hediyeydi, yüzüktü falan öyle geçiştiremezsiniz yani. Kendimi çok özel hissedeceğim bir şeyler hazırlamanız gerekiyor.
evladım. Ne istiyorsan söyle alalım da bizi zor durumda bırakma. Özel neymiş ya? Hakikaten yani Rüya. Ne yapacağız yani? Kaftanın ardındaki zümrüdü anka kuşunun yumurtasını mı getireceğiz sana? Ne yapacağız yani? Bilmiyorum Sarpişkom, bilmiyorum. Benim her şeyim var zaten. Ama bana kendimi özel hissettireceğim bir şeyler almanızı bekliyorum. Anlatabiliyor muyum ya da yapmanızı? Yavrucuğum sen her zaman bizim için çok özelsin. Lafta değil anneşkocuğum. İcraatta görmek istiyorum ben bunu. Nurhan'la Biricik istiyor diye şarkı yarışmaları bile düzenlediniz yani. Benim için de çok özel, kendimi harika, özel, mükemmel hissedeceğim bir şeyler yapmanızı istiyorum. O kadar, konu kapandı. Görüşürüz. Bu kıza da bir söyle bin ah işit yani. Baba, ben şimdi ne yapacağım? Ne bileyim evladım, özel hissettireceğim dedi, baksana. Nasıl yani? Canım bulursun bir şeyler işte. Niye ben? Niye ben buluyorum? Hepimizden istedi, hep beraber bulalım. Doğru söylüyor Kemal'im. Hepimizden istedi, bizim de yardımcı olmamız lazım. Değil mi? Değil mi, değil mi? Değil mi, değil mi ama değil mi? Ben akşam için Meryem'e misafirimiz olduğunu söyleyeyim. İyi de baba, ben nasıl özel hissettim? Kemal Serpil'in gittiğinden emin olmak için bekledi. Ananın yanında söylemek istemedim ama yani bu senin işin. Tamam mı? Yani bir şeyler bul, Rüyamı üstümüze saldırtma bizimle. Hayır, özel bir şey diyor. Ne bulacağım onu düşünüyorum yani. Sen bilirsin, bu senin işin. Ha bak, dersen ki ben halledemem, o zaman Nurhan'a söyleyip o halletsin. Olur baba, ben hallederim ya, ne alakası var? Hadi göreyim seni, bir şeyler bul, bizi zor durumda bırakma. Rüyamın isyanını çekemem yani. Tabii tabii. Tabii babacığım, merak etmeyin. O iş bende. Ben de o iş. Kemal üzerinde bir hırkayla kalktı, çıktı salondan. Sarp bittim ben diye indirdi yelkenleri. Koltuktan yere düştü, dizüstü kol yasladı koltuğa. İyi de ne yapacağım ben ya? Aklıma da bir şey gelmiyor ki. Bu nedir ya? Bu ne saçma bir oturuştur? Kalktı, koltuğa oturacak oldu, oturamadı. Öyle ne yapacağını bilemeden anlamsızca kımıldanıyor. Sehpaya uzanır oldu, elini çekti. Koltuğa bir daha oturacak oldu. Önce kalktı, sonra oturdu. Nurhan laptopunun başında. Aşkım, ben akşam söyleyeceğim şarkıyı seçtim. Sen ne söyleyeceksin? Ben bir şey söylemek istemiyorum hayatım. Bir dakika, o niyeymiş ya? Hayatım, çünkü benim sesim çok kötü. Nereden çıkartıyorsun bir tane? Bak, kötü ses diye bir şey yoktur. Eğitilmemiş ses vardır. Ne bileyim ben, böyle çalışılmamış şarkı vardır, tamam mı? Hayatım, yok. Gerçekten ben söylemeyeyim ya. Şimdi akşam rezil olmak istemiyorum. Kabul etmiyorum. İtiraz da istemiyorum. Hemen bir tane şarkı seçiyorsun, parça seçiyorsun. Söylemeye başlıyorsun hemen. Peki. O zaman şu Darıldı mı gülüm bana var ya, o. Ya, ay çok heyecanlıyım. Ben ilk defa senin karşında şarkı söyleyeceğim. Ya bir tanem, rahat olur musun? Oğlumuzun başında ya, yıllardır ninni söylüyorsun sen. Hayatım, ninni o ya. Bununla aynı olur mu hiç ya? Burada müzik söylüyorsun, mikrofon elinde, kendini asolist gibi hissedersin. Bana bak. Sen benden mi çekiniyorsun? Yok. Sen benden çekiniyorsun, aşk olsun ya. Sakin, derin bir nefes al. Konsantrasyon. Başlatacağım. Mikrofonunu al. Açtım sesini. Gerçekten. Hazır ol. Şimdi. Ay. Yapma. Tamam. Darıldı mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Ezberim, güzelim, tuti dilim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Nurhan ellerini sanki bir şey kovar gibi yüzünün önünde irkilerek sallıyor. Her zaman üzersin beni, ah yaramaz çapkın seni. Benim hiç günahım yoktu, baştan çıkardın sen beni. Esmerim güzelim. Nurhan'ın kulakları dayanamıyor artık, elini kulağına götürüp başını eğdi. Söyledim ama benim sesim çok kötü. Yani o olur yani, sonuçta sen yani profesyonel şarkıcı değilsin yani. Yok yok, ben çok kötü söyledim. Kötü ses, kötü, eğitimsiz. Eğitimsiz ses vardır.
çalışılmamış şarkı vardır. Ama kötü ses yoktur yani. Ya ama hayatım, hep ilkokuldaki müzik öğretmenim derdi ki Biricik, sen ümitsiz vakasın. Şimdi bak, ilk söyledin ya demin. Unut onu, yok öyle bir şey söylemedin. İlk söyleyişinde o. Şimdi ikincisini alacağız. Detone olmayacaksın. Bence olmayacaksın. Değil mi? Değil mi? Bir iki yerde tamam detone oldum ama bak bu sefer olacak hayatım. Ya çok teşekkür ederim ya. Hep ilkokuldaki öğretmenim yüzünden hiç cesaret edememiştim bir daha şarkı söylemeye. Ya, ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir daha denemek istiyorum. Aha. Şimdi mi? Evet hayatım, hadi hadi ne olur hadi. Ha, tamam. Ay. Uzandı bilgisayara. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, tuti dilim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Şükrü! Bahçede. Şükrü! Ya Şükrü! Allah Allah! Ya nerede bu adam ya? Hayır, ne zaman ihtiyacım olsa ortada yoksun Şükrü. Şükrü! Şükrü! Bir dakika ya. Ay ben niye bağırıyorum ki? Onu ayağıma getirmenin çok daha kolay bir yolu var ya. Elini cebine attı. Cüzdanı çıkardı, içinden bir yüzlük çıkarıp tuttu. Şükrü! Şükrü, Şükrü, Şükrü! Gel! Gel! Para, 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 para! Şükrü! Evet Junior, şimdi sana kemanın ve yayın nasıl tutulduğunu son kez göstereceğim, tamam mı? Peki hocam. Kemanı böyle tutuyoruz. Evet. Omuzumuzla çenemiz arasını sıkıştırıyoruz. Yayımızı da böyle. Ve çalmaya başlayacağız. Şükrü, Şükrü gel. Parayı havada sallayıp yelleyerek eve girdi. Suyu görünce kilitlenip kaldı. Pardon. Pardon, siz kim? Daha doğrusu acaba bir yerinize bir şey oldu mu ya gökten düşerken? Anlamadım. Asıl ben anlamadım. Ben sizi daha önce görmedim. Suhan'ı, benim keman öğretmenim Sarp abi. Demek keman öğretmenin. Kemancı bizim her zaman başımızın tacıdır. İnanır mısınız? Keman benim en takdir ettiğim enstrümandır. Ben Sarp. Ben de su. Su. Elini öptü. Maşallah bir içim su. Neyse ben dersinizi bölmeyeyim çünkü benim sanata ve sanatçıya saygım sonsuzdur. Hocam dersimiz bitti mi acaba? Bugünlük bu kadar yeter Junior. Yetmez. Yetmez. İnanır mısınız bizim Junior kemana susamış durumda. Sizin de isminiz su olduğuna göre değil mi? Ancak onun susuzluğunu siz giderebilirsiniz. Biraz daha devam etmek ister misin? İster. Kafasını tuttu, zorla öne sallıyor. İster Junior, ister. Ya bu haylaz, inanır mısınız? Yani keman keman diye sayıklıyor hep. Neyse, bu durumda siz dersinize devam edin. Ben bölmeyeyim, rahatsız etmeyeyim sizi. Ben şöyle kenarda oturur, dinlerim. Bakın, yokum. Koltuğa kuruldu. Peki, devam edelim o zaman. Kemanı omzuna alıp çenesiyle sıkıştırdı. Sarp bacak bacak üstüne atmış, suyu kesiyor. Gözler fıldır fıldır. Junior'ı tutup kenara çekeledi. Junior sıska, uzun boylu, gözlüklü, esmer. Kaş üstü hizasındaki saçları alnına dökülüyor. Su çalmaya devam ediyor. Sarp gözünü kırpmadan onu seyretmekte. Esmerim, güzelim, tutu edilim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Esmerim, güzelim, tutu edilim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Nurhan koltuğa yıkıldı, kendinden geçmek üzere. Hayatım, nasıldı hayatım? Bu sefer daha iyiydi ama değil mi? Çok iyiydim.
Önümüzdeki 10 yılda sen bu şarkıyı detone olmadan söylersin hayatım. Ay hayatım, sana çok teşekkür ederim ya. Bu cesareti tekrar kazandım ya. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Nurhan yumruk yaptığı iki elinin baş parmaklarını kaldırmış sallıyor. Çok güzel. Hayatım, surası neden öyle? Ay, yoksa kötü mü söyledim? Yoksa bana söylemek isteyip de söyleyemediğim bir şey mi var? Kaç defa dedim? Kaç kere dedim? Dinlemiyorsun beni. Kötü ses yoktur. Kaç kere dedim? Eğitimsiz ses vardır. Çalışılmamış şarkı vardır. Kaç kere dedim ama? Evet evet, doğru söylüyorsun. Mahmut Kemal'in sesi geliyor. Ben hemen gidip ona bakıyorum. Hayatım ya, çok teşekkür ederim sana ya. Gideyim de ben şimdi Mahmut Kemal'i uyutayım, geleyim tekrar çalışacağım. Bak görürsün, akşam büyük ses getireceğim, büyük ses. Çok büyük ses getireceksin, çok büyük. Canım Oslan oğlum, beni nasıl kurtardın? Anasına nasıl söyleyecektim sesinin çok kötü olduğunu? Ama bir kez daha söyleseydi kulaklarımı kesecektim, yemin ediyorum. Bu nasıl bir ses? O ses nasıl bir ses ya? Allah'ım, o nasıl bir ses? Sarp suyu baştan aşağı şöyle bir süzdü. Dudaklarını beğenmiş bir edayla sıkmış, gözler kısık kısık bakıyor. Ayağa kalktı, gözleri suda. Su elinde kemanıyla durmuş Sarp'a bakıyor. Bravo. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi parçasınız. Parçalamışsınız. Çok iyi parça seçmişsiniz. Abartmayın canım. Junior teşvik için küçük basit bir şeydi. Olur mu canım? Gerçekten çok iyi parça. Şunlara bak ya. Bu notalar sizin hayatınız değil mi? Su evet diye kafa sağladı. Sarp nota kağıdını eline aldı, anlar gibi bakıyor. Şükrü geldi. Buradaymışsın Sarp. Evet, buradayım Şükrü. Ben de seni beklerken dersi de bölmeyeyim dedim. Su Hanım'ı da rahatsız ettik. Estağfurullah, ne rahatsızlığı? Anam, daha ders bitmedi mi? Vallahi ben bir saat ücret öderim hanımefendi. Mesai falan kesinlikle kabul etmem yani. Şükrü. Şükrü, Şükrü ne biçim konuşuyorsun? Burada Junior'ın geleceği söz konusu, sen paradan bahsediyorsun ya. Neyse, parası ben veririm. Siz devam edin dersinize Su Hanım, sen de çık dışarı. Benim herkese haber vermişsin, gelsin bu edilmişsin, şimdi kovuyorsunuz. Şükrü, benim için eğitim her şeyden önde gelir, değil mi Su Hanım? Çık dışarı. Haklısınız ama benim başka bir derse yetişmem lazım, izninizle. Müsaade sizin efendim, ne demek? Görüşürüz Junior. Görüşürüz. Hoşçakalın. Günler, iyi günler. Sarp kafayı uzattı, Su'nun ardından baktı çıkana kadar. Bravo Şükrü. Hakikaten tebrik ediyorum seni. Ne biçim konuşuyorsun ya? Burada Junior'in geleceği söz konusu, abuk sabuk konuşuyorsun. Biz de ne güzel Su Hanım'la tam da burada... Sinirimi bozma benim. Bakma bana öyle. Ben çağırmadan da gelme. Çık dışarı. Bura benim evde. Hala konuşuyor. Çık! Çık! Şükrü hafif kamburlaşan üst bedeniyle yürüdü. Sarp ellerini beline aldı. Sinirle döndü yüzünü. Junior durmuş Sarp'a bakıyor. Junior. Kusura bakma, biraz ses tonum da yükseldi ama... bir dersin bölünmesi kadar sinir olduğum bir şey yoktur. Çok haklısın Sarp abi. Değil mi? Haklıyım değil mi? Ya bu arada Su Hanım'ın telefonunu da alamadık iyi mi? Telefonu ne yapmıştın Sarp abi? Şey ya, eskiden beri hep keman derslerini merak etmişimdir, biliyor musun? Haftaya gelir, o zaman alırsın Sarp abi. Haftaya? Doğru söylüyorsun Junior. Sonuçta bir derste kemanı öğrenecek halin yok. O arada Su Hanım'ın telefon numarasını alırım. Ben niye gelmiştim buraya? Gözleri pörtledi. Rüyam. Şükrü nerede? Sen onu şuraya buldun. Çağır gelsin. Peki Sarp abi.
Koşun yar. Çabuk yürü yar. Elini beline koyup sıkıntıyla dudaklarını şişirdi. Neyse ya. Artık Su Hanım'ın telefonunu haftaya alırız. Notalar, notalar, not. Bu ne dedi? Aa, Su Hanım bunu unutmuş. Yetişebilir miyim acaba? Nota sehpasını kapıp koştu. Üzerinde kadife spor bir ceket, dar bir pantolon. Serpil üst kattan salona iniyor. Ahşap merdivenlerin kenarlarında ferfoje korkuluklar. Nurhancığım, biraz önce böyle garip tuhaf sesler geliyordu. Ne oldu? Bu şeyin karaoke'nin sesini galiba ben biraz fazla açmışım Serpil Hanımcığım. Kusura bakmayın. Ay ben de ne oluyor dedim. Ay birine eziyet ediyorlar sandım. Yok yok, demin de söylediğim gibi tamamen benim suçum anneciğim. Ben bu karaoke'nin ayarlarıyla oynuyordum galiba. Yani negatif bir durum yok. Yok, hiçbir sorun yok. Biricik'in şarkı söyleyememesi haricinde hiçbir sorun yok. Şükrü eve giriyor. Ya Şükrü! Neredesin Şükrü? Efendim biraz önce bir sweet home'dan göndermediniz mi? Uzatma Şükrü. Acil bir durum var. Yani benden yardım istiyorsun. Aynen öyle. Ya şunu daha önce söylesene Zarf ya. Otur hallederiz. Baksa her zaman dükkanıma gelmiyorsun. Çay, kahve ne istersin? İstemez Şükrü, istemez. Hayatta olmaz. Vallahi billahi hayatta olmaz. Her zaman mekanıma gelmiyor oğlum ya. Çocuklar, babam ağam, Zarf abiniz ne istiyor? Sıcak soğuk, çay, kahve bir şeyler getirin adama ya. Otur Allah aşkına. Oturdu. Ne yapıyorsun Şükrü ya? Allah Allah. Çay ister misin, kahve ister misin? Tornacı dükkanı mı burası ya? Abinize bakın filan. Tamam kestik, tamam. İstemez, hiçbir şey söylemeyiz, tamam. Şimdi Şükrü, biliyorsun 2 gün sonra Rüyam'ın doğum günü. Biliyorum Zarp'cığım, biliyorum. Bu konu üstüne seninle daha önce bir görüşmüştük. Sen de bana bayağı bir nasihat vermiştin. Nasip oldu, tekrar bu konu hakkında konuşmamız icap etti. Artık şöyle güzel bir şeyler bana verirsin tahmin ediyorum. Tamam Şükrü, tamam. Şükrü hırlayıp diş gösteriyor. Sarp elini ceketinin iç cebine attı Şükrü. Bu arada gözünü bile kırpmıyor. Sarp cüzdanını saklayarak yana döndü. 100 TL çekti. Al. Avans olarak bu. Yanlış anlama yani. Şimdi... Geri kalanı cebine attı. Şükrü. Rüyamın mutlu olacağı çok özel bir şey düşünmemiz lazım. Çok kolay. Rahmetli nenem derdi ki... ...varlığa darlık olmaz derdi. Alırsın şöyle ceviz kadar bir pırlanta... ...oldu bitti gitti işte. Olmaz Şükrü. Hem bunu ben de yaparım. Tuzlu geldi galiba. Hayır Şükrü. Tuz oranından bahsetmiyorum. Yani değil ceviz büyüklüğünde... ...senin kafan büyüklüğünde bir pırlanta alsam... ...yine de Rüyamı ikna edemem, mutlu edemem yani. Daha orijinal bir şey olsun istiyorsun öyle mi? Aynen öyle. Yani Rüyam'ın kendini çok özel hissetmesi lazım. Peki şöyle bir şey mi dersin? Şükrü'nün hayalinde yere dökülen kırmızı saten bir örtü. Şükrü örtünün örtüldüğü şeyin önünde ayakta. Villanın salonunda durmuş. Evet. Sarp Rüyam'ın gözlerini elleriyle kapatmış, onu salona yürütüyor. Sakın gözlerini açma hayatım. Açmıyorum, tamam mı? Açmıyorum Sarpişkom. Sen öyle gözlerini hafif aralayıp falan bakmıyorsun değil mi? Hayır aşkım, bakmıyorum yemin ederim. Tamam, çok güzel. Açma gözlerini. Tamam. Hazır mıyız Şükrü? Hazırız efendim. Açtı gözlerini. Ta 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 ta. Benim için hazırladığın sürpriz Şükrü Efendi mi? Bende niye sürpriz olsun efendim? Bende hiç sürpriz olur mu? Ben çok tahmin edilebilir bir tipim yani. Sürprizim ne o zaman? Şükrü, açsana şu örtüyü. Açıyorum efendim. Şu anda trompetler çalıyor. Trrımts, 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 trrımts. Bu ne böyle? Senin buzdan heykelin hayatım. Ben Yunus muyum Sarpişkom ya? Yunus mu? Evet.
Sarp heykele ancak baktı. Buzdan bir Yunus heykeli. Sarp gözlerini pörtletip yürüdü. Şükrü'nün yanına Sepan'ın oraya geldi. Bu ne Şükrü hakikaten ya? Ben Riyam Hanım'ın heykelini yaptıramadım. Bu vardı, ben de bunu kapıp getirdim. Yani benim için hazırladığın çok özel sürpriz bu mu Sarpışko? Hayatım şöyle açıklayabilirim yani. Açıkla Şükrü. Ben şöyle bir araştırma yaptım. Çin takvimine göre burcunuz Yunus'muş. Ben de gittim özellikle sembolik böyle bir Yunus heykeli yaptırdım. Ay. Özellikle. Ay. Ya. Her neyse. Bence hiç güzel bir sürpriz değil Sarpışko'm. Kusura bakma. Koş öldü. Koş. Sarp bir şey diyecek gibi açtı ağzını sonra kapadı. Ne koşu ya Yunus bu? Gerçeğe dönüş. Bu mu Şükrü? Ha? Bula bula buzdan heykel fikrini mi buldun yani? Yani Allah aşkınıza efendim. Yani Riyam Hanım'ın kaç defa buzdan heykel oldu da beğenmedi ya. Bence çok orijinal bir fikirdi. Kes Şükrü, kes. Sen onu da eline yüzüne bulaştırırsın zaten. Daha özel bir şey bulmamız lazım. Sarp. Bir güzel fikrim daha var. Ben. Hayal. Sevgili ve saygıdeğer Riyam Hanım. Zarp Bey'in doğum günü sürprizini görmeye hazır mıyız? Evet, hazırım Şükrü Efendi. Ama Sarpışkom da gelsin öyle. Efendim kendileri daha sonra iştirak edecekler. O olmadan olmaz. O olursa da olmaz. Nasıl olmuyor Şükrü Efendi ya? Doğum günü sürprizim için o kadar uğraşmış, o olmadan olmaz. Efendim kendisinin kesin emri var. O olmadan görmeniz gerekiyor. Ay Şükrü Efendi, yoksa sürprizim acı bir sürpriz mi? Yoksa sürprizim Sarpışkom'un artık olmaması falan mı? Yok efendim, biraz sabırlı olun. Biraz sonra sürprizi getirdiğim zaman yorumunuzu yaparsınız. Zarp Bey, siz başlayın dedi efendim. Madem Sarpışkom bu kadar ısrar etmiş, onun istediği gibi olsun. Hadi git getir madem. Yüksek izninizle. Hadi bakalım. Şükrü ellerini yumruk yapmış, kolları iki yanda sallanır halde başı önde yürüdü. Rüyam hevesle gülümseyip yan tarafa döndüğünde... Şükrü omzuna astığı sarı kemerlerle kocaman, devasa bir beyaz doğum günü pastası maketini çekiyor. Gel, 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 gel. Yavaş, dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Gel böyle, gel, 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 gel. Yavaş. Tamam, burada durdu. Maket pastanın üzerinde tea light'lar. İşte efendim, sürpriziniz. Bu ne Şükrü Efendi, ha? Bu ne Allah aşkına? Bu mu yani benim doğum günü sürprizim? Bunu zaten bana Babişkom 5 yaşındayken yapmıştı. Ama böylesini görmemişsinizdir. Ta 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 ta. Pastadan Sarp çıktı Rüyam. Korkuyla yumruğunu Sarp'ın suratına indiriverdi. Sarp köpükten pastanın içine yıkıldı tekrar. Ne yaptınız? Ne yaptım? Sürprizi bayıttınız. Pastanın içinden çıkan Sarp iş konusu. Ne? Aşkım çok özür dilerim ya. İyi misin hayatım? Ses ver. Sarp baygın. Sarp bir kalk hele ya. Sarp kalk. Sarp'ım. Gerçek. Sarp gözünü gerçekten yumruk yemiş gibi kırpıştırıyor. Yok yok. Gerek yok Şükrü. Gerek yok. Daha söz müyüm ben ya? Pastanın içinden çıkacağım. Allah Allah. Ayrıca her an gözüme yumruk da yiyebilirim Şükrü. Gerek yok. Ah Sarp. Ah. Çok negatifsin ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Bir insan ancak bu kadar negatif olabilir. Yani Serpil Hanım şurada olsa senin negatifliğin yüzünden çatır çatır kadıncağız çatlardı vallahi. Uzatma Şükrü. Uzatma. Ya saçma sapan fikirler veriyorsun ya da pahalı fikirler veriyorsun ya. Vallahi bilmiyorum, bu pasta fikri bence çok güzel, nadir bir fikirdi yani. Hayır. Bence hiç iyi bir fikir değil Şükrü. Ya adam gibi bir fikir ver ya da sonsuza kadar sus. Allah Allah. Bir dakika Zarpçı ya. Verdiği parayı çekip aldı Zarp, gidiyor. Zarp bir daha ya. O kadar emek verdim. Kafayı patlattım ya. Hep o... Benim hakkımdı ya. Bir para edeyim sana. Allah Allah. Birine baş geri alınır mı? Tibi. Ne oldu bu adama ya? Baş yerine nasihat veriyor. Verdiği başı tekrar geri alıyor. Ne oldu bunu ya? Merkür'ü geri mi gidiyor? Uranüs'e girmesin bu. Dinde ben Neptün'e girdiydim, ne güzel. Bak. Zehra Sarp'ın ofisinde masasını topluyor. Kemik çerçeve gözlüklü, 30'larında kilolu, uzun saçlı.
Cavidan yanına yürüyor. Uzun boyu, geniş kalçası, zayıf bedeni, sivri topuk ayakkabıları var. Masaya oturdu. Zehra Hanım, Sarp Bey nerede? Karaoke yapıyor. Aa, karaoke. O bildiğimiz karaoke kafede. Biz niye buradayız o zaman? Çünkü biz patron değiliz Cavidan Hanım. Mesai saatleri içerisinde ne işimiz var karaoke kafede? Ay biliyor musun? Aslında benim sesim çok güzel. Ama sadece duşta şarkı söyleyebiliyorum. Oldu. O zaman söyleriz karaoke kafe sahibine. Sahnenin ortasına kocaman bir duşakabin yaptırır. Sen de orada söylersin. Ay bu çok güzel bir fikir. Çok güzel olur. Sahnenin ortasına duşakabin koyarsak ben de orada şarkı söylerim. Sen duş alırken karaoke yaparsan o karaoke yarışmasından çok başka bir şeye dönüşür Cavidan Hanım. Ha, nasıl yani? Düşünsenize. Siz duş alıyorsunuz ve insanlar sizi seyrediyor Cavidan Hanım. Herhalde beni izleyecekler. Ben orada şarkı söylerken onlar da beni dinlemeye gelmişler. Tabii ki izleyecekler Zehra Hanım. Ama duş alıyorsunuz. Ay ne yapayım? Benim de sesim sadece duşta güzel çıkıyor. Ben de kabahat. Ben kime laf anlatmaya çalışıyorum ki? Bence siz o karaoke kafeye gidin, önerinizi iletin. Memnuniyetle kabul edecektir. Buraları da siz toplayın Cavidan Hanım. Elindeki kağıdı masaya atıp yürüdü. Masanın arkasındaki duvarda kitaplarla dolu bir kütüphane varmış. Havası veren duvar kağıdı. Yani şimdi bu da niye sinirlendi ki? Ay ne kadar güzel fikir. Sahnenin ortasında böyle duşakabin olsa ben orada şarkı söylesem. Sadece duşta şarkı söyleyenler için bile muhteşem bir fikir olabilirdi. Sarp'ın koltuğunda oturmuş dönüyor. Güneş ufuk çizgisinde batmak üzere. Gece vakti köşkün havuz tarafı. Kenarda ahşap şezlonglar, üzerlerinde minderleri. Meryem mutfakta. Abla. He. Hayırdır ya, bu ne bugün böyle ışığı gören gelmiş bir trafik erkeşler burada? Aman be kardeşim, içeride ses yarışması var be. Ses yarışması mı? He. Bildiğin işte yarışma. Yani Nurhan Bey bir tane karaoke makinesi mi ne almış? He. İşte herkes ona bakıp şarkı söyleyecekmiş, o kadar işte. Hadi ya. He. Oldu olacak, bari koltuklarda döndürtsünler aplak. Aynen öyle yapacaklar işte. Ana, aynı televizyondakiler gibi. He vallahi. Al kardeşim al. Sandviç. Ha bir de biliyor musun? Şey yapacaklarmış ya, kazanana para ödülü vereceklermiş. Ne yüzüm ha? Ne parası, ne ödülü lan? Ne ödülü, ne parası? Para nerede, ödül nerede? Yuh şükür be. Para lafını duydun ya. Yani böyle çiğ et görmüş zombi gibi hemen atladın konuya ha. Ya bırak şimdi dalgayı ya. Ne ödülü, ne parası diyeceğim lan? Enişte, senin villadaki bir haberden bir haber olman gerçekten çok interestingiz. Interestingsiz sensin oğlum, doğru konuş lan. Ne kadar cahilsin ya. Ne kadar cahil bir bedene sahipsin. Interestingsiz demek İngilizce'de değişik demek, enteresan demek. Neyse, hayırdır nasıl senin haberin olmadı? Ya zarfla uğraşıyordum biliyor musun? Ben iyi oldu, baş falan da alamadım. Yani bugünü ekstrasız, bahşişsiz geçiremem. Seni bana nereye, ne parası ka? Ay ya Şükrü, yani bildiğin içeride bir ses yarışması varmış işte. Kesin ben kazanırım. Ya dur bakalım ya, daha dereye girmeden kendine kulvar beğeniyorsun ya. Ne yarışması olduğunu bilmiyordun. Olsun, ucunda para varsa ben kazanırım. Enişteciğim, senin kesin Lidyanlarla bir akrabalığın var. Bak ben adından daha iyi eminim ki parayı bulan adamın senin büyük dedem olma ihtimali çok yüksek. Neyse, söylesene ne dedin, ne para. Bak çok ciddi söyleyeyim. Fasulye yemek nasip olmasın olay çıkarttım. Bak bir an önce söyle diyorum şuna. Şarıcığım, söylüyorum. Ses yarışması yapacaklarmış. Yani şarkı yarışması yapacaklarmış. Kazanan da 5.000 lira ödül verecekmiş Kemal Bey ya. 5.000 lira mı? He. Şaka demeyin değil mi? Ya niye şaka diyeyim Şükrü ya? Benim sana şaka borcum mu var? O zaman kesin bir kazanırım. 5.000 mi? Ana çok iyi paraymış abla. Ya yok ya, içerideki kimse o paraya tenezzül bile etmez Allah aşkınıza. Kimin ihtiyacı var ki? Kız kim tenezzül etmez? Hı. Nurhan'ı bilmiyor musun? Onun iki maaşı demek.
Beleş oyunlarda bile nasıl dolanıyor, nasıl çıldırıyor. Görmüyor musun? Paralı oyunda kim bilir neler yapar. Valla enişte bu paraya ben bile favorit de olurum. Ben de katılacağım abla. Yaman şakası bile kimdi. Ben kazanacağım oğlum. Ya sen daha yarışmaya katılmadın, nasıl kazanacaksın ya? Vesel sandviçini ısırıp portakal suyunu içiyor. Şükrü kodunu tezgaha yasladı, havuç alıp ısırdı. Katılırım o zaman. Ben de katılacağım. Hay Allah'ım ya, sen çıkma başıma ha. Ben de katılacağım. Aman kardeşim yapma ya, aman. Nurhan takım elbisesini çıkarmamış. Karaoke'nin ses sistemi kumanda panelini alıp kenara koydu. Aa, hayatım ne yapıyorsun? Sorma bir tanem ya. Karaoke makinesini içeri götürüyorum. Ya baban olayı iyice abarttı ya. Ya baya baya yarışma yapıyor. Ne dedi biliyor musun? Ya biz buraya sığmayız. Burası bekleme odası olsun dedi. Bekleme odası mı? Evet. Yani herkes burada oturacakmış. Sonra teker teker içeri geçip jürinin karşısına çıkacakmış. Ay neyse hayatım ya. Ama eskiden olsa hayatta bunu yapamazdım. Sayende şimdi yapacağım. Sayemde mi? Evet. Ya eskiden insanların karşısında hayatta şarkı söyleyemezdim. Ama şimdi senden aldığım destekle artık çok mutluyum. Yapacağım bu işi. Sen yarışmaya mı katılacaksın? Evet. Ne yani? Katılmayayım mı? Bak hayatım çok mu kötü söylüyorum? Bak eğer bana doğruyu söylemiyorsan fena bozuşuruz. Olur mu hayatım? Sesin gerçekten kötü. Değil. Sesin kötü değil. Sesin çok iyi ya. Değil mi? Değil mi? Yani söylemeye başladıkça da daha iyi olduğunu hissediyorum. Evet. Tabii evet. 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 Ya hayatım nasıl mutluyum anlatamam sana. Sayende bir fobimi yendim. Şimdi gideceğim kendime bir sahne kostümü seçeceğim. Seç hayatım seç. Hey ya Rabbim ya. Şimdi o sesle herkesin karşısına çıkıp şarkı söylerse fobisi bir daha gitmemek üzere geri gelecek. Ne yapacağım ben ya? Daha doğrusu ben ne yaptım? Şükrü köşkün içinde beyaz bir kapının önünde. Hi. Sarp çıktı. Ne yapıyorsun burada Şükrü? Sizi bekliyordum efendim. Ya. Yoksa pahada hafif sürprizde ağır bir şey mi düşündün? Yok, onunla ilgili gelmedim. Ha. O zaman fikir yoksa para yok Şükrü, kusura bakma. Tamam, olmasın. Nasıl yani? Senden aldığım parayı geri istemiyor musun? Hayır, hayır. Onunla ilgili gelmedim. Sizden bir yardım istemek için geldim efendim. Hangi konuda? Benim bu ses yarışması var ya, ben de katılmak istiyorum Zarp Bey. Vay uyanık Şükrü vay. Tabii, duydun değil mi? Ödülü duydun, hemen atladın. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben de o yarışma heyecanını tatmak istedim. Sadece bunun için geldim. Sız! Kimi kandırıyorsun sen? Kesinlikle Kemal babamın vereceği 5.000 liralık ödülü duymuşsun sen. Yani öyle bir şey duymadım efendim. Hani yarışma heyecanı tatmak istedim. Sizinle yarışmak benim için ne kadar mutlu verici bir olay biliyor musunuz? Tamam tamam. Merak etme. Bir şeyler ayarlarım ben. Ya seninle yıllardır bir teşviki mesainiz var Şükrü. De. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun var benim. Yarışmaya katılmak istiyorsan... bahşişi göreyim, arpayı göreyim. Nasıl ya? Sakal sakal. Indire Gandhi. Sana hiç yakışıyor mu Zarp? Vallahi Şükrücüğüm. Bahşiş insanın kendine yakışanı koparmasıdır. Bahşiş. Ciddi misin sen ya? Öyle Şükrü. Hadi insanların yanına gideceğim. Yarışmayı düşün Şükrü. Kemal babamın vereceği 5.000 liralık ödülü düşün. Yani şey mi diyorsunuz efendim? Gazi gelecek yerden tavuk esirgeme mi diyorsunuz? Cüzdanını çıkardı. Şey yapayım şimdi. Cüzdanın içini göstermiyor hiç. 10 kat. Bu ne Şükrü? Ya bununla bırak tavuğu, tavuk budalamazsın ya. Aman bir menü alabilirsiniz efendim. Şükrücüğüm. Benim menümde ancak bununla bir lades kemiği alabilirsin. Bahşiş. Sarp diş gösterip hırlarken Şükrü'nün eli ayağı birbirine dolanmış. 20 kat. Şükrü sen anlamadın galiba. 5.000 liradan bahsediyorum. 5.000 lirayla bir tavuk çiftliği kurabilirsin. Ama bununla tüm bir tavuk alabilirsiniz efendim. Bahşiş. Derim yüz ama
100 liramı cüzdanımdan gizle. Çekip aldı yüzlüğü. Yüzdüm bile Şükrü. Şükrü merak etme. Artık sen de yarışmadasın. Şans seninle olsun. Zaman zaman zaman. 100 liram gitti. Allah'ım. 100 liram gitti. Allah'ım acizliyor Allah. Ay. Bayıldı bayılacak olduğu yerde sendeliyor. 5 bin lirayı almam lazım. 5 bin lira. Nurhan karaoke'yi topluyor. Hah. Nurhoşcuğum buradasın. Biricik'i gördün mü canım? Biricik? Biricik odaya çıktı. Bu yarışma için kendine kostüm seçiyor. Aa! Biricik ses yarışmasına mı katılacak? Evet. İyi de bu mümkün değil. Biricik şarkı söyleyemez ki. Yani. Ne yani ne? Biricik tam 4 tane müzik hocasını delirtmiş bir insandır. Hayır, bizim teşviğimizle kabul etti. Allah Allah, ne oldu da fikri değişti acaba? Şey Rüyam, ben biraz ısrar ettim ve destekledim onu biliyor musun? Ay Nurhan. Sana inanmıyorum ya. Bütün ailenin önünde rezil olsun diye karını teşvik mi ettin? Ama ben böyle olacağını bilmiyordum. Yani şarkı söyleyemediğini bilmiyordum teşvik ederken Rüyam. Boş ver, boş ver. Uzun zamandır Biricik'i şarkı söylerken dinlememiştim. Çok eğlenceli olacak. Ya Rüyam, senden bir şey rica edebilir miyim? Acaba sen gidip söylesen vazgeçse, ha? Kusura bakma vallahi, hayatta olmaz. Cık, kabul edemem. Ya ben birçok konuda Biricik'ten daha üstünüm. Evet ama şarkı söyleme konusunda Biricik'in yanında bir diva gibi kalıyorum. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmam mümkün değil canım. Çok eğleneceğim. Görüşürüz. Nurhan peşinden dur bir şey diyeceğim gibi el kaldırıp indirdi. Ya yok artık ya. Ya şimdi Rüyam'la Sarp'la alay ederse Biricik iyice rezil olacak. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Villanın veranda tarafından dış cephesi. Değerli misafirlerimiz ve sevgili jüri üyelerimiz. Efendim ilk defa yapılacak olan Villamızın Sesi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz ilk önce jüri üyelerimizi tanıyalım. Birinci koltuğa baktığımda Karadeniz'in bağrından kopup gelen Karadeniz türküleriyle ünlü sanatçımız Kemal Yılmaz. Sırtı dönük oturduğu kırmızı koltuğu çevirdi. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, sesinize sağlık efendim. Ve hemen ikinci koltuğuma dönüyorum. O halkın sesi. O halktan biri ve halk türküleriyle bizimle. Bahadır Hanım. Çevirdi koltuğunu. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ve hemen şöyle bir dönüyorum, o da ne? Üçüncü ve son koltuğumuzda bir dönem gazinoları sarıl sarıl sallamış olan bir diva ile karşı karşıyayız. Serpil Yılmaz! Aa, ayol deli kız neler söylüyor, duyuyor musun? Serpil sus ya, böyle daha iyi oldu. Ne güzel eğleniriz ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de havaya girdim. Evet efendim, yarışmacılarımız dinlenme odalarında hazırlar. Eğer jüri üyelerimiz de hazırlarsa ben artık yarışmayı başlatmak istiyorum. Koltuklar dönsün! Koltuklarını sahneye sırt verip çevirdiler. Sahne olarak penceredeki perdeler ışıklandırılmış. Hayatım neyin var Allah aşkına? Çok stresli görünüyorsun. Otursana şöyle. Yok bir şeyim. Bir şeyim yok ya. Bir şey. Koltuk kolçağına geçti. Ben niye jüride değilim Tim? Serpil Hanım'la Kemal Bey organizatör oldukları için otomatikman jürideler. Bahadır Hanım da kuradan çıktı. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Burası şarkıcıların bekleme odaları gibi hazırlanmış. Hani kurası biliyorlar, ne diyorlar ona? Yalnız bak gene de buradayken size bir şey söyleyeceğim. Bu yarışmanın galibi kesin birincisi ben. Kesin ben olacağım. Yediği kadar güzel söylüyorsa kesin birinci. Hayatım. Hı. Ben çok heyecanlıyım. Sorma hayatım. Ben de çok heyecanlıyım. Ya ne dersin, acaba birinci olur muyum? Yani mikrofon yuvarlaktır, belli olmaz aşkım. Yani buna tabii ki eninde sonunda jüri karar verecek. Evet sevgili konuklarım ve yarışmacılarım, hazır mısınız? Hatta Biricikciğim sen başlamak ister misin canım? Olur tabii olur. Olmaz ben başlamak istiyorum. Ben birinci, ilk şarkı söylemek istiyorum. Ya Nurhan, hayret bir şey, ne kadar yarışma meraklısı bir insansın ya. Dur seninle bir yarışma yapalım. Acaba kim en uzun süre nefesini tutacak? Hadi biz çıkalım mı artık Rüyam? Hı hı. Tabii Nurhancığım, çıkalım. Şu an Biricik'i şarkı söylemekten kurtarmış olabilirsin. Ama er ya da geç bu şarkıyı söyleyecek ve ben çok eğleneceğim. Rüyamcığım istersen
İnsanları daha fazla bekletmeyelim, gidelim ha? Ah tabii ki. Buyurun. Buyurun bayanlar. Aa, rica ederim. Lütfen. Rüyam yürüdü. Değerli misafirlerimiz ve değerli jürimiz. Dilerseniz artık yarışmamızı başlatalım, öyle değil mi? Öncelikle koltuklar dönsün. Efendim ilk yarışmacımız evimizden katılan bir şarkıcı Nurhan. Alkışlarınızla efendim. Buyur Nurhancığım, mikrofon senin canım. Başarılar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ceketini ilikledi. Mikrofonun altına bir basamak boyunda ama biraz daha geniş bir platform konulup hafif yükseltilmiş. Üzerinde kırmızı saten bir kumaş. Badriye koltuktaki kırmızı butona avuç içiyle basıp oğluna anında döndü. Ben bu sesi doğduğundan beri çok severim, çok beğenirim. Maşallah sana. Serpil de döndü ama biraz suratı asık, biraz zoraki. Yani Badire Hanımcığım, konuya biraz duygusal yaklaşmış oluyorsunuz ama yani güzel söyledi çocuk. Kemal de döndü. Yalnız şimdi hanımlar yani biraz acele ediyorsunuz. Yani şey, uşak söylesin, bitirsin, ondan sonra birlikte yorum yapalım da. Ne doğru, çok haklısın, çok haklısın. Beni şadet, ay canım, Nurhan Bey'in sesi bu ya. Meryem ile Veysel mutfaktan dinliyor. Hmm. Vallahi sesi benimki kadar güzel olmasa da idare eder işte abla. Arkalarında başında siyah uzun bir perukla Şükrü belirdi. İki uzun boylunun omuz üzerinden kafasını uzatmaya çalışıyor. Ortadan ayrılmış siyah saçları yanağından aşağı dökülüyor, ona bir Drakula havası vermiş. Ne olacak Meryem ya? Bu villanın sisi yarışmasına katılıyorum. Kemal Bey'in koyduğu ödülü ben kazanacağım inşallah. Üzerinde siyah smokin. İyiymişti. Sen bu kılıkla belki para ödülünü alamazsın ama... ...yılın penguin ödülünü alabilirsin. Abla bu nasıl bir yalan? Nasıl bir şey? Sen bu villanın sanat güneşiyle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ben bu villanın sanat güneşi. Şükrü var ya, senden sanat güneşi değil, sanat ayı bile olmaz. Öyle deme ablacığım. Eniştemden gayet de sanat ayısı olabilir şu haliyle. Ay, siz lüzumsuzlarla fazla görüşmek istemiyorum. Ben hemen gideceğim. 5000 lira ödülü almam gerek. Abla, ne diyeceğim? Benim sesim eniştemininkine 5 basar. Ben de mi katılsam yarışmaya? Katılayım, ben de katılayım yarışmaya. Ha vallahi haklısın yani. Şükrü bu haliyle katılabiliyorsun. Sen de katılabilirsin. Ne diyorsun sen ya? Dış kapının dış mangalı. Niye yarışmaya katılıyorsun filadaki? Şükrü? La sen ne biçim konuşuyorsun la benim kardeşimle dış kapının dış mandalı diye? Var ya, senin o mandallarla iplere asarım ben ha. Ne varmış ki enişte? Ben gidip desem ki Kemal Bey, ben de bir dene şarkı söylesem, ben de bir dene türkü söylesem desem ne diyecek bana? Uy tabii söyleyebilirsin, ha uşağım, uay haçen daha uy diyecek. Aman insana güldürme kendine. Sen kim, yarışma kim Allah aşkına? Bırakın beni. Sanat güneşi yarışmaya katılmak üzere. Lütfen eylemeyin beni. Yönüme çıkmayın lütfen. Saçlarını elleriyle savurup gözlerini kısarak yürüdü. Görüyorsun değil mi abla? O 5000 liralık ödülü kimsecikleri almazsın diye nasıl telaşlanıyor? Kimse katılsın istemiyor yarışmaya. Şimdi kardeşim, sen gerçekten bu yarışmaya katılmak istiyor mu istemiyor mu? Evet. Tamam, çok güzel o zaman. Hemen gidip hazırlanıyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun bu yarışmaya katılıyorsun. Ve o ödülü sen kazanıyorsun. Şükrü de haddini biliyor. Neymiş o ya, öyle mandallar, dış kapının dış mandalı falan ya. Ciddi mi diyorsun kız? He, gayet ciddiyim. Hadi kalk, kalk yürü hazırlan, hadi. Ne giyeceksin? Ya buluruz bir şeyler giyeceğim. He, bayramlıklar mı giyeyim? Ya tamam, buluruz hadi. Basbada fistan giyemem aman. Senin bek gibi cahile ben efendim giyemem aman. Aman, 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 koltukların aman, hepsinin aman, sırtı aman, dönük. Aman, aman, aman. Hala dönen yok.
Efendim Fatma Hanım, çok üzgünüm efendim. Gördüğünüz gibi jüri üyelerimizden hiçbiri size dönmediler. Tıpkı Timuçin Bey'de olduğu gibi çok üzgünüm. Şans, yarışma bu. Yapacak bir şey yok efendim. Koltuklar aynı anda yavaşça döndü. Aşk olsun sana kanka. 40 yıllık arkadaşımsın be. Vallahi billahi çok güzeldim sana. Ha. İnsan hiç arkadaşım dönmez mi? Güzeldim vallahi, çok güzeldim. Ama Fatmacığım, yani sana torpil yapamazdım. Yani bir jüri üyesi hakim gibi olmalı. Adaletsizlik yapmamalı bence. Sıra sana gelecek. Sana gelecek kankacığım, merak etme. Eğer sana SMS atarsam bunu da Fatma demesinden. Ha. Ya Fatma Hanım, siz şimdi biraz fazla ciddiye aldınız bu işi yani. Biz böyle eğlence olsun diye karaoke yarışması yaptık. Komiklik olsun diye de böyle jüri koyduk yani. Böyle SMS falan yok ki bunda. Serpil Hanım. Size de çok güzeldim. Sen her şeyi olumlu bakıp akışına bırakan insan... Sibel'in dönüşünü bırakmadın. Heh. Güzeldim, vallahi çok güzeldim sana. Çok haklısınız, çok haklısınız ama... Şimdi Bahadır Hanım doğru söylüyor yani. Jüri olunca insan bir sorumluluk yükleniyor. Diğerlerine haksızlık etmek istemeyiz. O zaman bana haksızlık ettiniz. Bak mı bakıp yediniz ya? Ha? Eliniz beni? Ha? Bak size benim gibi sanatçıyı, benim gibi güzel sanatçı kadını... ...bir daha arayıp bulamazsınız, zor bulursunuz. İndir kızım benim buradan, sinirlendim. Tabii. Şöyle merdivenlerden alayım Fatma'cığım ben size. Kilosundan hareket edemiyor. Bir basamağı bile Rüyam'ın yardımıyla indi. Çok arayacaksınız beni. Çok, çok. Şükrü Sarp'ın yanına oturmuş. Bir hava, bir hava. Kasım kasım kasılmış. Bu nedir ya? Hayır, bu nedir yani? Bir haller maller. Burada ses yarışması yapıyoruz. Taklit yarışması yapmıyoruz Şükrü. Kıskanma, kıskanma. Sarp, annenle baban niye gittiler? Bozuldular galiba jüri dönmeyince. Yok efendim, ne alakası var? Yani bu bekleme oda, daha doğrusu yani burası çok kalabalık olduğu için içeri geçtiler, kahve içip sohbet ediyorlar. Ha, bozulmadılar yani. Efendim niye darılsınlar? Ayrıca bizim evin as solisti benim. Hadi ya. Evet, birazdan göreceksiniz. Evet efendim, sıra Biricik'te. Ben hazırım. Hayır olmaz. Niye olmasın hayatım? Ya sen git de söyledi, şimdi ben gidince mi kötü? Olmaz çünkü şey, Mahmut Kemal'in sesi geldi. Demin duymadın galiba, uyandı galiba. Evet hayatım, şimdilik o zaman beni atlayayım. Ben Mahmut Kemal'e gideyim bakayım, gelim tamam, ondan sonra hemen yarışıyorum. Korkunun ecele faydası yok Nurhan. Er ya da geç Biricik o şarkıyı söyleyecek, ben de eğleneceğim. Evet, sıradaki kim gelmek istiyor bakalım? Ben. Allah Allah. Sıra bende. Gideyim de şu jürinin kulaklarının pasını sileyim ya. Başına zahmet etme. Bu yarışmayı ben kazanacağım Zarp. Göreceğiz tüylü. Göreceğiz. Gidelim. Sarp Rüyam'ın önünden yürüdü. Rüyam dönüp Nurhan'a kafa sallayarak meydan okudu. Nurhan elinde bebek telsizi, hey Allah'ım diye ellerini kaldırıp babasına baktı. Sen öyle zan Zarp'cığım. Bu akıyı da şarkı biliyor Şükrü delilerde. Haberin yok senin. Eridem. Hı? Eridem. Yok, saçlarım bir toplamam lazım. Helaya gideceğim. Omuzlarından dökülen hafif dalgalı siyah saçları havalandırıp sıçrayarak koştu. Değerli seyircilerimiz ve değerli jüri üyelerimiz. Efendim şimdi sırada gerçekten iddialı bir ses var. Eğer kendisi bir pop star olsaydı bütün albümlerini alır ve hiçbir konserini kaçırmazdım. Evet, şimdi sıra onda. Ve koltuklar dönsün. Ve sıradaki pop starımızı çağırıyorum. Sarp Bişkom. Koşar adım geldi. Çıracağını biliyorum seni. Rüyam'ın ellerini öptü. Karşısında nota sehpası. Uzanıp sözlere baktı. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici, sahici. Ya da anca gidersin. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana. El kol sallayışları, kendini sergilemesi, kıvrak hareketleriyle tam bir çakma Tarkan olmuş. Sırayla Serpil, Badire ve Kemal döndüler. Kız hepsi senin mi? Hepsi.
Hepsi senin mi? Jüri olduğu yerde gerdan hepsi kırıp oynuyor. Mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Omuz kırıyor, kafasını oynama geriye atıyor. Oynama şıkıdım şıkıdım. Nurhan'la Mahmut Şükrü'ye bakıyorlar. Ne yapıyor bu dercesine? Nurhan'cığım, çocuk uyuyor mu şıl mışıl? Aa, öyle mi? Ay aşkım çok affedersin ya, ben demek ki yanlış duydum. Kim var şimdi jürinin karşısında? Zarf var. Aslında hani dedim çok heyecanlanma. Bu yarışmayı ben kazanacağım dedim ama bir heves gitti işte. Vallahi Şükrü haklı. Yani ben jüri olsam ödülü Şükrü'ye veririm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi adamsın ya, adamsın ya. Zirt mirsin ama adamsın yani. Şükrü'nün hakkını Şükrü'ye verdin yani. Bravo. Vallahi alem adamsın Şükrü Efendi yani ya. Sen de var ya, laf bitmiyor ha. Ben bir sürçülisan ettiysem affola yani, öylesine vakit geçsin diye konuşuyorum. Şey diyorum Nurhan ya, sen şu müdürün bilmecelerine sorsan da vakit geçsin ya. Tamam. Aa bir dakika. Şöyle bir tane var. Bir sıkıntı durun bakalım, dinleyin. Dün yarın olsaydı bugün perşembe olurdu diye sorsam, ben bilmeceyi hangi gün sormuş olurum? Dün yarın olsa bugün perşembe olurdu. Ben bunu hangi gün sordum? Ya bırak Allah aşkına ya. Sen müdür de saçmalamış vallahi ya. Olur mu öyle şey ya? Ya olur mu öyle Şükrü ya? Bu bilmece olduğuna göre mutlaka bunun doğru bir cevabı var. Sen biraz düşün. Ay ama hayatım bayağı karışıkmış bu. Şimdi şöyle düşünün. Dün yarın olsa bugün perşembe olurdu dediğine göre pazar desek, dün cumartesi, yarın olsa cuma. Yok olmuyor. Oluyor. Cevap cumartesi. Ha. Vallahi doğru. Cevap cumartesi. Yani gün cuma. Yani bugün cuma ise dün perşembeydi. Cevap cumartesi. Nedense ben hep perşembeden geriye doğru dün yarın olsa diye işletiyordum. Halbuki zaman ileriye doğru akıyor değil mi? Ve müdür bey de böyle söylemişti. Böyle düşünün demişti. Zaman ileriye doğru akar. He, vallahi ben de tam bulmuştum ha. Ben önce konuştunuz. Tabii tabii. Şükrü abi. Çekilin. Cumartesi. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Beğenmedim oyununu. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. İşaret parmağını jüriye uzatarak bitirdi. Hepsi neşeyle alkışlıyorlar. Rüyam koşup geldi. Öpücük attı Sarp'a. Kız Selfie, ha bu uşağı niye severim biliyor musun? Niye Kemal'im? Aynı benim gibi ne kadar güzel şarkı söylüyor ya. Teşekkür ederim babacığım. Haklısınız. Hem çok güzel söyledi hem de sahnesi çok iyi. Teşekkür ederim Badir anne. Tebrik ediyorum Sarpış.com. Görünen o ki şu anda jürimiz açısından en favori yarışmacı sensin. Madem öyle seni de diğer yarışmacılarımızın arasına alayım ha? Ne dersin? Hepinize kolay gelsin. İşaret parmağıyla taradı jüriye, göz süzüp gülümsedi. Oynayarak gidiyor. Villanın dış cephesi. Sahnede smokinli Şükrü. İlk Kemal döndü oturduğu yerde. Hevesle kafa sallayıp ritim tutuyor. Serpil döndü. Badire de döndü. Kemal alkış tutuyor. Şükrü sahnede kollarını öne uzatmış, koron eder gibi hafifçe aşağı yukarı sallıyor. Kemal de keyiften dört köşe. Evet Biricikciğim, bir tek söylemeyen sen kaldın canım.
Evet hayatım, hep Nurhan yüzünden. Yok Mahmut Kemal ağlıyor, yok babam çok bekledi o gitsin. Hep sürekli bahane. Ya ya. Neyse canım, hadi sıra sende. Evet. Ya Biricik, bence sen hiç yarışmaya girme. Çünkü yarışmanın sonucu belli. Ben birinci olacağım. Ya ona bakarsan Şükrü Efendi de çok iyi hazırlanmış yani. Sıra sende Biricik, hadi. Hayatım, bana şans dile. Evet Nurhan, bence de şans dile. Çünkü Biricik'in şansı çok ihtiyacı var. İyi şanslar hayatım. Yalnız bana bak, eğer kötü giderse sakın takılma. Heyecandandır. Değil mi? Hem hayatım niye kötü gitsin ya? Sen beni hem mental olarak hem de şarkıyı çok güzel hazırladın. Evet Biricik. Hadi istersen gidelim. Nasıl hazırlandın? Gerçekten çok merak ediyorum. Durun! Ağlıyor! Oğlum ağlıyor! Neşe içinde gülüyor. Sen iyice kafayı yedin ha. Ya çocuk ağlıyor. Bunun için sevinilir mi ya? Ya Nurhan, kalk sen git bak, hadi. Ben nasıl gideyim? Ben nasıl doyurayım çocuğu? Ben doyuramam ki çocuğu. Doyursa doyursa, annesi doyurur çocuğu değil mi? Tabii tabii. Nurhan nasıl doyursun ya? Nurhan yaptığı sakarlıklardan sonra sütü kesildi. Evet, Nurhan haklı. O bakamaz, ben hallederim. Kalktı. Nurhan arkasından iki eliyle sıkıca tuttuğu telsizi göğsüne bastırdı. Oğlum, annen geliyor. Ağlamaya devam et. Daha yüksek sesle, tamam mı? Koçum aslanım benim. Sen var ya sen. Tepetumun ipleri, keseyi omuzum, keseyi omuzum, keseyi omuzum. Aş beyaz peştem alın, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüz. Aş beyaz peştem alın, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüz. Kollarını iki yana açıp bitirdi. Teşekkürler, teşekkürler. Binlerce teşekkürler. Sizler beni yarattınız. Sizsiz ben bir hiçim, bir hiçim. Yahu Şükrü, ne adamsın ya. Senden hiç böyle bir performans beklemezdim ben. Bir de en sevdiğim şarkıyı seçmişsin ya. Aa, inanmıyorum. Tamamen pişadım ben. Yani gerçekten kıyafet falan çok hoş olmuş Şükrü Efendi. Çok teşekkür ederim. Şükrü, bana bak, benim favorim sensin. Hakikaten mi benim? Hakikat. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak, 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 bak. Görüyorsun değil mi Şükrü'yü? Kemal babama yalakalık olsun diye onun en sevdiği şarkıyı söylüyor. Sen de söyleseydin o zaman Sarp. Yok, yok. Kesin babam oyunu Şükrü'ye verecek. İşte en son az solistimiz de geldi. Biricik sıra sende. Hayatım ben şu an şarkı falan söyleyemem. Nurhan, Mahmut Kemal'in ateşi var. Ne diyorsun? Çok güzel. Çok mu güzel mi? Ne diyorsun sen ya? Ya sen iyice kafayı yedin. İyi misin sen ya? Çocuğun ateşi var diyor. Hayır, evet Nurhan, ne oluyor? Hayır bir tanem, ben ateşi var diye sevinmedim. Anne işte, anne. Nasıl fark etti? Ben ona sevindim. Hadi o zaman oğlumuzu biz götürelim. Hı. Doktora götürelim hemen. Bir saniye canım, ateş düşürücü falan veren önce hemen öyle doktora götürülür mü her şey için? Olur mu canım öyle şey? Olur mu öyle canım? Sonra da ahlanıp bahlanmaktansa biraz acı çekmek iyidir ya. Hadi hadi konuşmayalım, hadi gidelim biz, hadi görüşürüz. Rüyam bozuk, yeri tekmeledi. Mahmut Kemal kurtardı işte ikisini de. Ne diyorsun sen Rüya? Sen eğer bir cin sesini dinlemiş olsaydın ne demek istediğimi anlardın. Hadi ya. Evet. Aynen böyle. O derece. Başka kim kaldı Kemal'i? Biricik var. Ay onu çok merak ediyorum. Biz de merak ediyoruz. Neden katılmak istedi acaba? Ama bu aile yarışması değil mi? Onun için katılması gerekli. İşi çıkmıştır onun herhalde. Ne dersin, selfie şey yapsak mı, bitirsek mi ya? Doğru, onun işi çıkmıştır. Kim bilir ne zaman gelir. Ama yani Biricik'e haksızlık yapmayalım. Onu bekleyelim bence. Efendim, eğer yarışmaya katılmak isteseydi burada olurdu. Burada olmadığına göre diskalifiye edilsin ve sonuçları açıklayın lütfen. Evet efendim. Ay Rüyam kızım, Biricik nerede? Ha, Mahmut Kemal'in biraz ateşi çıkmış da o yüzden doktora götürmüşler. Ciddi bir şey mi? Yok anneciğim, her zamanki gibi Biricik'in abartması işte. İyi o zaman. Çocuk ihmale gelmez. Ne yapalım? Evet evet. Biricik zaten biraz fazla evhamlı ya. Fazla pipirikli. Efendim Biricik Hanım diskalifiye olduğuna göre hemen sonuçlar açıklansın derim ben.
Kemal'im, şimdi onlar 2 saatten önce gelemezler. İstersen biz açıklayalım artık sonucu. Evet. Şimdi herkesi dinlediğimize göre... Bir dakika. Yarışmak isteyen bir kişi daha var. Biricik mi döndü yoksa? Aman benim rakibim olamaz da sosa. Yok, Biricik değil. Yarışmak isteyen Veysel. Ne? Evet, Veysel de yarışmak istiyor babacığım. Ama efendim o bizim aileden değil ki. Aa, çok ayıp Şükrü Efendi. Ya niye öyle konuşuyorsun Şükrü? Bırak uşak yarışmak istiyorsa yarışsın ya. Her neyse, madem öyle sizi şöyle alalım efendim. Yarışmaya devam ediyoruz. Bir yarışmacımız daha varmış. Önce koltuklar dönsün lütfen. Ve Veysel! Mikrofon sende Veysel. Teşekkür ederim. Takım elbise, mor gömlek, çizgili kravat. Ya bu dana zoru yarışmaya soktum. Ne oldu ki Şükrü? O da senin gibi yarışmaya girmek istedi. Ben de yardımcı oldum. Ya sen bunu benim külahıma anlat. Yarışmayı kazanamayacağını anladı, pislik yapıyor. Hileyi sen başlattın Şükrü. İlk hileyi sen yaptın. Uzatma Şükrü. Çocuk şarkısını söylesin, çık hadi. Çık. Dinini. Sessam ki ey a u i. Söylerken sol elini hafifçe ileri doğru uzatıyor. Vücudunu daha keskin hareket ettirip çok da oynamadan sabit söylüyor. Gündüz vakti yüksekten boğaz. Bahçede tek katlı prefabrik müştemilat. Hamiline 5000 yazılı çek ve senin elinde. Tutmuş keyifle seyrederken Şükrü yandan pis pis bakıyor. Ya ama bir şey diyeyim mi abla? Vallahi Kemal Bey'e helal olsun ya. İstemiyorum dedim ya, hiç gerek yok dedim. Zorla elime sıkıştırdı ya para ödülünü. Meryem, koruyan değil mi kız? Ha? Çocuğumuzu nafakasını nasıl gasp etti? Ya Şükrü ne alakası var ya? Bir kere Pavarotti kadar sağlam iyi sesi var dedilerdi. Ayrıca bileğin hakkıyla çalıştı, kazandı. Fakat o zarfını da alacaksın. Sırf benim inadıma soktu bunu yarışmaya. Sırf benim inadıma. Fındık. Hadi ama fındık faresi. Sen de biliyorsun benim sesim senin kısımdan çok daha güzel. Ben bu çeki ses tellerimin hakkıyla kazandım. Alın terimle kazandım ben bu hediyeyi. Sen o ses tellerini alırım. Bir yere kopartırım, yere atarım. O para benim hakkım. Çekip aldı. Ne yapayım ya? Versene çekimi. Diyorum benim hakkım. Ya benim çekim bırak. Ya bırak, ne yapıyorsun? İşte ne yapıyorsun? Kendinize gelsin. Kendine gel. Vallahi sizin. Meryem kenardan kırlent aldı, vuruyor. Bana kafana atarım ha yastığı. Kendine gel. Villanın bahçesinde havuz, kenarında ahşap masa. Şükrü! Şükrü! Etekleri tutuşmuş bahçede koşuyor. Ya Şükrü neredesin? Buradayım, ne vardı? Ne mi vardı? Ne demek ne vardı ya? Allah Allah, hem beni arıyorsun, Rüyam Hanım'a yapacağımız tuzlu olmayan ve güzel sürprizi buldum diyorsun, hem de ne vardı diyorsun ya? Şu yarışmadaki ödülün parasını alayım, sonra da standart başçı alayım canım. Yarışmanın benimle ne alakası var Şükrü? Sen o meseleyi Veysel'le çöz. Adam yarışmaya girmek istedi, ben de yardımcı oldum yani. Doğru söylüyorsun, onunla çözerim. O zaman şu standart başçı alayım canım. Ah Şükrü, vereceğim, tamam dur. Paralarını çıkarıp arkasını döndü. Al Şükrü al. Seni ben doyuramadım, kara toprak doyuyorsun, al. Tamam. Gel şimdi şöyle. Şöyle gel dur, tamam mı? Hah. Bizi izle. İndir kollarını, hiç bile kalma yani. Tamam izle. Tamam, geleyim tamam. Şimdi. Nedir ya? Allah Allah, ne çeviriyor bu ya? Şükrü Sarp'ı bahçe merdivenlerinin dibinde bıraktı. Şükrü'nün ıslığıyla önce Junior, sonra Veysel ve Mehmet koşup merdivenlerde konumlandılar. Müziğe uygun adımlar atarak dans ediyor. Bir yandan merdivenleri inip bir yandan da el kol sallıyorlar. Junior, geleceğin oyuncusu olmak için biraz iddiasız. Pek becerebildiği söylenemez, hareketleri ezberleyememiş. Sarpa çarpıp saçma sapan hareketlerle gittiler. Nasıl zaten, beğendin mi? Güzel değil mi? Ne nasıl mı Şükrü? Beni buraya çağırıyorsun,
Ondan sonra abuk sabuk Broadway dansları yaptırıyorsun ya bunlara. Nedir bu? Ciğer, müziği kes oğlum. Efendim, bu flash mob. Biliyor musun sen bunu? Bilmiyorsun değil mi? Şimdi burada bir kişi var, tamam mı? Mesela yolda gidiyor. Aniden etrafına kalabalık bir grup geliyor. Bir başlıyorlar dans etmeye. Yani? Yani sevinim, şimdi Riyam Hanım'ın doğum günü sürprizinde de bütün ailesi olarak birdenbire yanına gideceğiz, dans etmeye başlayacağız. İnternette herkes çok etkileniyor. Riyam Hanım da etkilendi. Bak sana göstereceğim. Hadi ya. Allah aşkına. Bak. Telefonunu çıkardı. Ha bak, şimdi tek başına. Bak çıktılar, görüyor musun? Kadın nasıl be? Ha diyor, nasıl etkilendi? Süper. Nasıl? Biz bunu Ankara Havası'nın şeyinde yapabiliriz. Versiyonu. Yok yok, bu iyi. Tamam. Havuz tarafı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi bacanak? Vallahi çok orijinal bir fikir ha. Kesinlikle, çok romantik. Vallahi herkes tamam da Kemal'im ne der bilmiyorum. Vallahi ben bizimkilerle konuştum, bizimkiler kabul etti. Evet, bizimkiler zaten razı yani. Ay anneciğim, ama dediğin gibi bence de babam kabul etmez. Hani negatif olmayayım diyorum ama Kemal'imin söyleyeceklerini duyar gibiyim. Koskoca Kemal Yılmaz sokakta olmaz der. Kemal Yılmaz sokakta neyi kabul etmezmiş? Yakalandık. Şimdi Kemal'im, hani bizim Rüyam doğum günüm için özel bir şey yapın dedi ya. Evet babacığım, işte biz de Rüyam için sokakta dans edeceğiz. Sokakta dans mı? Sakin babacığım, yalnız olmayacaksınız, biz de olacağız, hep birlikte dans edeceğiz. Bir de hep birlikte, öyle mi? Ben size söyledim kabul etmez diye. Evet. Niye kabul etmeyecekmiş? Bir baba kızı için sokakta değil dans, canını bile verir. Onlar bizim yavrularımız ya. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Aslan babam benim. Boynuna atıldı. Safta Nurhan'a sardı kollarını. Ben şimdi hemen gidip her şeyi organize ediyorum. Tamam. Çok iyi. Sen ne zannettin bak beni ya? Sen, bak sen. Arlı tek bacağına verip yan yan kalça salladı. Ah canım. Birisi çapayı bahçe çimlerine vuruyor. Çimleri deşen kişi Mehmet. Canı sıkkın gibi. Veysel yanında. Mümit. Enişten bu para ödülünü aldım diye hala kızgın mı lan? Ya şaka mı yapıyorsun Veysel? Şükrü abinin canını al, parasını alma. Hala öğrenemedin ya. Aman o da ya, affetsin diye Sarp Bey'in önünde bir sürü şaklabanlık yaptık, dans ettik, yetmiyor muymuş? Şükrü abi tanıyorsan bunların hiçbiri yetmez. Tahmin ediyorum Veysel de yardımda bulunabilir. Kendisi bence gerçekten de çok hayvanseverdir Başak Hanım. Hah, iyi insan da lafın üstüne gelmiş bak. Başak Hanım da yanında Şükrü abi geliyor. Her neyse, dalga geçiyor sanmasın. Çapayı buraya bıraktım, ben kaçıyorum Veysel. Tamam. Esas çapa geliyor, eniştem geliyor. Bak, enişteme bak. Yanına Başak Hanım'ı almış, aklı sıra onu kullanacak ha. Merhaba Veysel. Merhabalar Başak Hanım, size mavi çok yakışıyor. Teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Tembellik nasıl gidiyor Veysel? Teşekkürler enişteciğim, ellerinden öper. Çok güzel. Başak Hanım, böyle hayvanların barınağı için bir yardım kampanyası için para topluyor. Ben tamı tamına 50 TL verdim. Aa, enişte sen hayvanlar için 50 TL. Bak bak. Şey dedim, Veysel de hayvan severdi dedim. Belki o da bağış yapabilir dedim ben. Hayvanlar için barınaklar çok önemli. Eğer barınak yapılamıyorsa barınaklara yardım götürmek çok önemli bir şey Veysel. Kesinlikle çok haklısınız Başak Hanımcığım. Şu bünye olarak size sonuna kadar katılıyorum. Ben kedinin kopağın parayla alınmasına katiyen karşıyım. O barınaklarda, oralarda nice öksüz yetim kediler, kopaklar var. Onları sahiplenelim. Kesinlikle. Oğlum bırak bu kamu spotu, kamu spotu konuşmaya. Yardım edeceğim mi, etmeyeceğim mi la? He, edeceğim tabii. Neden etmeyeyim ki Başak Hanım? Efendim size helalinden bir 100 TL, bütün kedilerin, köpeklerin canına gitsin. Teşekkür ederim. 100 TL mi sadece?
Evet enişteciğim, senin verdiğinin tamı tamına iki katı. Oğlum sen dün Kemal Bey'den tam 5000 TL'lik çek almadın mı? Veysel kaş kaldırdı, toparlamak için gülümsedi. Aa, Kemal Bey'den ödül mü aldın Veysel? Aa, Kemal Bey'den ödül aldım Başak Hanım. Ya şey işte bu aile arasında küçücük bir ses yarışması yaptık da Nurhan Bey'in kiriyokisiyle. Orada kazandım öyle küçük bir şey. Şey diyorum, bu haydan gelen parayı hayır işlerine yatırsan, yani bu haydan geldi ya bu para, hayır işlerinde kullan. Senin de öyle yapacağına kesinlikle eminim Veysel. O 5000'i mi diyoruz yengeçte? Evet, 5000'i diyoruz. Ama yok, ben cimriyim. Hayvanlardan bahane. Gitsinler bu soğukta, ölsünler, donsunlar diyorsa ona bir şey diyemem Veysel. O senin insanlığınla ilgili bir şey. Öyle der miyim hiç? Enişteciğim, ben o zaman çeki size takdim edeyim. Ağlamaktı ama gülümsüyor. Bacağını önünde durduğu salıncağa koydu, pantolon paçasını yukarı çekti. Cüzdan yerine çorap kullanıyordu. Çek. Çek elinde ama bir türlü veremiyor. Buyurun. Ver, versene. Veysel, ver. Ver. Veysel titreyen elleriyle mengene gibi kavramıştı. Ama bu çok büyük bir bağış Veysel. Çok büyük bir bağış. Emin misin? Emin. Adı kadar emin. Yani çok teşekkür ederim Veysel. Sayende sokak hayvanları kendilerine barınak bulabilecekler. Önemli değil Başak Hanım. Veysel maddiyata paraya hiç önem vermez. Orası burası sıkıntıyla oynayıp duruyor. Başak şaşkın durdu, Veysel'e bakıyor. Veysel şirin şirin sırıtıp kafa salladı. Rüya minibüsün arka kapısının önünde. Hadi bakalım aşkım. Geç otur şöyle. Bu ne böyle Allah aşkına Sarpişkom ya? Bana hazırladığın doğum günü hediyesi bu mu yani? Beni arabanın arkasında mı gezdireceksin? Ne alakası var hayatım? Bir sakin ol ya. Allah Allah. Geç otur. Kulaklıklarını tak. Şoför seni sürprizin olduğu yere götürecek. Ya hayatım ben paket miyim beni arabanın arkasına şakatanak koyuyorsun? Saf altınım. Sürpriz istedin, şimdi sürprizi göreceksin. Geç. Geç. Evet, görüşürüz orada. Hoşça kal. Minibüsün arka kapısı kapak gibi yukarı kalkık. Koltuk Allah arkaya bakıyor. Keşke enteresan bir sürpriz istemeseydim ya. Böyle arabanın arkasına koydu gitti ya. Yandaki kulaklığı taktı. Bu ne? Müzik yok, ses yok, hiçbir şey yok. Bu ne şimdi? Şoför bey! Şoför de yok. Sarp! Bacak bacak üstüne attı. Yeşillik içindeki parkın yürüme yolunun kenarında elinde balonlarla bir adam. Serpil ile Kemal ortada buluşup el ele tutuştular. Serpil'in karnında yastık. Rüyam'ın karşısından ona doğru yürüyorlar. Rüyam şokta. Profesyonel dansçılar ortaya çıkıp dans ederek yastığı aldılar. Serpil'in kucağına bir bebek verdiler. Sonra biri bebeği aldı. Onun yerine okul çağında bir kız gelip ikilinin ellerini tuttu. O da gitti. Diplomasını sallayarak mezuniyetini kutlayan cübbeli bereli genç bir kız geldi. Rüyam'ın gözleri irice açık, ellerini şaşkınlıkla ağzına kapadı. Genç kız da gitti. Serpil ile Kemal bireysel dans ediyorlar. Aynı anda aynı hareketleri yapıyorlar ama birbirlerine dokunmadan. Kenardan Biricik, Sarp ve Nurhan da geldiler. Biricik Kemal'in arka solunda, Nurhan Serpil'in arka sağında, Sarp en arkada, ikilinin ortasında kalacak şekilde durdular. Kimse birbirini kapamıyor. Müziğe uygun ritmik adımlar atıp el çırpıyorlar. Sarp Kemal ile Serpil'in arasından çıkıp öne geçerken de ritmik adımlarını bırakmadı. Ellerini öne doğru sallıyor. Bu sırada Şükrü ile Meryem geldiler. Sarp'ın en başı çektiği sırada sağından ve solundan açılıp ucu açık bir üçgen yaptılar. Hepsi aynı hareketleri yapıyor. Şükrü, Şevval, Timuçin, Meryem ve diğerleri de geldiler. Üst bedenlerini öne eğip kaldırıyorlar. Sarp dans ederek kenara geçerken diğerleri arkaya tek sıra halinde dizildiler.
En önde Serpil. Bu sırada eksik olan herkes tamamlandı. Rüyam gördüklerine inanamaz halde. Serpil sağ kolunu açıp sağa, arkasındaki Kemal sol kolunu açıp sola geçerken herkes benzer şekilde birer birer sağa ve sola doğru açıldı. Onlar arkaya geçerken profesyonel dansçılar da geldiler. Birisi yerde break dans yapıp sağ el bileği üzerinde tüm vücudunu yükseltip ayaklarını havaya attı. O arkaya geçti, diğer dansçılar öne geçtiler. Kendi çevrelerinde dönüyor, bacaklarını havaya kaldırıyorlar. Sokak kıyafetleri giymişler. Yana döndüler, bir bacakları önde, bir bacakları arkada. Ellerini aşağıdan çırpmaya başlayıp çırparak yükselttiler. Sonra sol bacaklarını kaldırıp indirdiler. Yerlerinde zıplayıp seri hareketlerle ilerlediler. Bir bacaklarını yan tarafa açıp kollarını iki yana açtılar. Sonra aynı hareketi diğer bacakla ve kollarla da tekrarladılar. Rüyam mutluluktan ağlamaklı olmuş. Bıraktı artık kendisini. Dansçılar kollarını uçak hareketi yapar gibi konumlandırıp iki yana açtılar. Sonra öne arkaya daire çizdiler kollarıyla. Bu sırada ritmik adımlarla ilerliyorlar. Kendi çevrelerinde bir tur dönüp arkaya koştular. Rüyayı görüyorum galiba. Rüyam ya değil, gerçek. Delirmişler bence. Güpegündüz oyun oynuyorlar sokakta. Hint filmi oldu bu ya. Serpil Hanım değil mi o? Evet evet o. Yok artık. Dansçılar arkada, aile önde sıralanmışlar. Parmak şıklatıp ellerini sallarken adımlarını sağa ve sola doğru ritmik bir şekilde atıyorlar. Ellerini çile sarar gibi birbiri içine sallayıp yuvarladılar. Koşar gibi minik adımlar atıyorlar. Rüyam'ın eli ağzının üzerindeydi, indirdi. Aile kolları iki yana açık, bedenlerini öne doğru eğip kaldırdılar. Alkışlarla Sarp çıktı ortaya, elinde bir pasta, üzerinde birkaç mum. Rüyam ağlayarak el sallıyor. Kenardan ellerinde "İyi ki doğdun Rüyam" yazılı pankartla Fatma ve Junior geldiler. Konfeti tüpleri patlatıldı. Rüyam'ın nefesi kesilmiş gibi. Sarp yere diz çökmüş, pastayı ileri uzatmış, ağzı kulaklarında. Saf altınım yeterince özel ve güzel miydi? Rüyam kulaklıklarını çıkardı, ağlamaklı indi minibüsten. Ya inanmıyorum aşkım ya, hem de nasıl özel ya, hem de nasıl özel. Ya hala şoktayım gerçekten. Babişkocuğum, sen de dans etmişsin. Kızım Edecik tabii ya, evladımıza her şey feda. Gerçekten, gerçekten inanmıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bravo. Mum'a üfledi. Sarp'ın yanaklarından öptü. Ya hepinizi çok seviyorum. Gelin öyle. Hepsi sardı çevresini. Rüyam aralarına karıştı. Sevgi yumağı oldular. Sarp kenarda elinde pastayla gülümsüyor. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Sesli Betimleme metin yazarı Aynur Çelebi, seslendiren Emine Koli var. Altyazı Nuray Ünal, Feride Tezcan, Fatih Koli var. İşaret dili Hasan Hüseyin Korkmaz. Kontroller Zerin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik ekip Murat Çağlar Özçelik, Büşra Cücemen. Yönetmen Hasan Tolga Kulat. Yapımcı Birol Güven. Senaryo Birol Güven, Caner Güler. Genel koordinatör Cesur Taş. Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven. Yapım koordinatörü Ömür Taş. Finans koordinatör Şule Güven Atay. İkinci yönetmen Koray Gümüş. Görüntü yönetmeni Önder Şengül. Sanat yönetmeni Başak Aykut. www.zenginkızfakiroğlan.tv. twitter.com/zkfomint. www.facebook.com/zkfomint. Kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Bu program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır.